Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 16 Nisan 2024 günlerden Salı. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Ve işte sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Hemen de söyleyeyim, başlığımız unutulacak gibi değil. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinin bir öz eleştirisini yapıyordu. Ve acaba burada fatura kime kesilecek, kime kesilmeyecek, bunun tartışması içindeydi. Günah keçisi bulundu, öyle görülüyor. Bir milletvekili, bir isim ve ıstakoz. Günah keçisi ya da kaçış rampası, 31 Mart yerel seçimlerinin faturası acaba sadece Şebnem Bursalı'ya kesilebilir mi? Bunu konuşacağız. Elbette insanlar büyük bir yoksulluğu yaşarken ıstakoz paylaşımı, bu doğru değil, kabul edilebilecek bir şey değil. Aynı zamanda bir milletvekilinin ıstakoz paylaşımının ardından işte İstanbul'daki yangını hatırlatması, sonra teleferik faciasını hatırlatması, kendi üzgünlüğüne bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüldüğü için ben daha çok üzüldüm gibi cümleler eklemesi doğru değil. Fakat bu sadece bir sebep midir? İhtişamı göstermesi anlamında bir metafor olarak ıstakozu konuşabiliriz. Peki diğer kalemleri ne yapacağız? İsrafı ne yapacağız? Sonra bu kuru yemiş harcamalarını ne yapacağız belediyelerin? Yani ıstakozu bırak, bir de kuru yemiş kalemine bak dediğimizde karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. Belediyeler AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne, AK Parti'den muhalefete geçen belediyeler var. Şimdi ıstakozu konuşuyoruz da biz buradaki 13 milyonluk leblebi, kuru kahve, kuru yemiş su, yemek, sonra lokum, çiçek, kitap, atlet, tişört, oyuncak, sosyal medya, konaklamalar, bu diğer kalemler, bunları konuşmayacak mıyız? Onu da konuşacağız. Çünkü unutulacak gibi değil dediğimiz konular arasında. Peki aynı zamanda faiz sebep, enflasyon sonuç. Ben ekonomistim. Bu cümleler. Sonra nereden nereye dedirten açıklamalar. Nurettin Nebati. Geçen sene 16 Nisan 2023'te. Sonra 16-15 Nisan 2022'de Nurettin Nebati ekonomi direksiyonunun başındaydı. Ya da görünen yüzüydü. Öyle söyleyeyim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist benim dedikten sonra Nurettin Nebati'ye de çok fazla bir söz kalmıyor açıkçası. Ama bir gözümüzü kapatalım, sonra bir açalım, 6 ay sonra uyanalım. Bakın nasıl bir Türkiye, böyle bir özlemi de dillendirirken Nurettin Nebati, biz 16 Nisan 2024 tarihinde nasıl bir Türkiye'ye uyandığımızı sizlere anlatacağız. Bir Nurettin Nebati nereden nereye ve unutulacak gibi olmayan sözlerine de birlikte bakacağız. Yine Orta Doğu'da unutulacak gibi değil dediğimiz bir süreçten geçiyoruz. İsrail ve İran arasında bir gerginlik yaşanıyor. Kontrollü gerginlik olarak da tarif ediyor. İran böyle İsrail'i vuracağını ilan etti. Saatler sonra, bir 6-7 saat sonra da o kamikaze dronlarıyla, işte füzeleriyle İsrail'i vurdu. 320 drone, füze, böyle bir şey fırlatıldı. İsrail'e yönelik olarak bir kişi yaralandı. Şimdi İsrail bir misillemeye karşılık verecek mi, vermeyecek mi? Dünya diken üstünde manşetleri atılıyor da çok da diken üstünde mi değil mi pek bir anlam veremedik. İran'ın İsrail'e tarihinde ilk kez düzenlediği doğrudan saldırı sonrası tansiyon düşmedi, karşılıklı tehditler devam etti. İsrail bir kez daha savaş kabinesini topladı, misilleme seçeneklerini değerlendirdi. İsrail Genelkurmay Başkanı saldırının yanıtsız kalmayacağını söyledi. İran'ın İsrail'i SİHA ve füzelerle hedef almasının ardından dünya tetikte, herkesin merak ettiği İsrail'in karşılık verip vermeyeceği. İsrail saldırı yanıtsız kalmayacak derken yanıtın nasıl olacağı da merak konusu. İsrail medyasına göre kabine ikiye bölündü. Bazı bakanlar hemen harekete geçilmesini, diğerleri daha planlı ve güçlü karşılık verilmesini istedi. Sert tartışmalar yaşandı. İsrail basınına göre İsrail savaş kabinesi İran'a karşı acı verici misilleme seçeneklerini değerlendirdi. İsrail Genelkurmay Başkanı da bir kez daha saldırının yanıtsız kalmayacağını söyledi. Tahran'sa Tel Aviv'i misilleme konusunda uyardı. Yanıtımız daha ağır olur dedi. Olası bir saldırıya anında yanıt vereceklerini duyurdu.
Şimdi burada bir krizin büyüdüğünü de işaret eden açıklamalar da yapılıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı bu saldırıya, İran'ın saldırısına yanıt verileceğini söylüyor. Misillemeye karşılığı bir hafta içinde vereceği söyleniyor. İsrail'in bakalım göreceğiz. Piyasalarda bir dalgalanma, bir sarsıntı, borsalarda düşmeye sebep olan açıklamalar geliyor. Sonra yaklaşımlar da sergileniyor. Ama bir taraftan da yani İran mazlumların sesi oldu mu olmadı mı, bir göstermelik şov mu yaptı, buna da tam bir yanıt verilemiyor. Yeni Gün'ün gazetelerine bakalım hep birlikte. Sonra da unutulacak gibi değil. Bir tarafta o sözler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Sonra bir seçim yenilgisi var. Seçim yenilgisinin faturasının kesilmek istendiği, sadece bir milletvekili olabilir mi? Sadece bir milletvekili yüzünden koskoca Türkiye haritası kırmızıya boyanmış olabilir mi? Yoksa birileri, AK Parti içinde birileri bunu fırsata çevireyim de bir kaçış rampası yapayım de ben de kenarda durayım mı demeye çalışıyor. Onun değerlendirmesini sizden alacağım. Külliyen zarar. Sözcü gazetesi manşeti, Merkez Bankası'nın geçen yılki bilançosunda kayıp büyük. Peki neden gerçekleşti bu kayıp? Onu da söylemek, anlatmak gerekmez mi? Kur korumalı mevduat sistemi buluştu. Mükemmel bir buluş olarak anlatıyordu Nurettin Nebati. İşte karşımızda Merkez Bankası'nın zararı. 818.2 milyar liralık bir zarar. Kim ödedi bunu? Vatandaşın cebinden çıktı bu para. Zenginin, zaten zengindi, onların cebine giriverdi. Sözcü gazetesinin manşetinde bu haber yer alıyor. Millet Bahçeleri AK Parti'ye bu seçim oy getirmedi. Bir başka başlık konuşacağız. Hedef Gazze'yi gözden kaçırmak. Bunu bir büyütelim. Hazır haberimizde paylaşmışken. Soykırıma tepkilerin tavan yaptığı süreçte İran'ı cepheye çeken İsrail, vakti gelince misilleme yapacağız diyerek ateşi yayma stratejisinin masada tuttuğunu ifade etti. Dünyanın gündemi Tahran'a çevrilirken Gazze'deki katliamsa arttı. Şimdi Gazze'de insanlar bir taraftan işte İsrail'in saldırıları sebebiyle Filistinliler hayatını kaybediyor. İşte bakın bir fotoğraf var. Açlık silahı hala can yakıyor. Çocuklar, insanlar, kadınlar, siviller burada açlıkla da mücadele etmek zorunda. Hayatını kaybediyor bir yandan da. Devam edelim. Karar Gazetesi'nden sonra Bir Gün Gazetesi ve Bir Gün Gazetesi'nde merkez çöktü, faturası halka. Bizim de haberimiz hazır aslında. Bir haberimizi paylaşalım. Sonra 9.6 milyon işsiz, Merkez Bankası'nın nasıl çöktüğü, eksi rezervler artı rezerv diye anlatılıyor da işte karşımızdaki fatura 818.2 milyar lira. Kur korumalı mevduat sisteminden mi dersiniz? Faiz sebep enflasyon sonuç deneyinden mi dersiniz? Nas varken sana bana ne oluyor cümlelerinden mi dersiniz? Yoksa ben ekonomistim çıkışından mı? Acaba hangisinden? Unutulacak gibi değil. Neticede yaşadıklarımız o derin yoksulluk. 818 milyar liranın üzerinde bir zararla yılı kapatmış. Kur korumalı mevduat hesabından kaynaklanıyor. Böyle bir zarar geçmişte yok. Ama bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Bu zarar, ben ekonomistim, faiz düşerse enflasyon da düşer denerek veya dövizdeki artışı durdurmak için döviz farkını garanti ederek oluşuyorsa yapılacak tek şey vardır. O da bu zarara sebep olanların hukuk önünde hesap vermesi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılı için tarihi zarar açıkladı. 818 milyar lira. Bugünkü kurla 25,5 milyar dolar. Nedeni kur korumalı mevduat sahiplerine kur artışından kaynaklı ödenen para. Ekonomist Serkan Özcan sorumlulara hesap vermeli derken muhalefet sorumlu Erdoğan diyor. Kur korumalı mevduata niye ihtiyaç duyuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan işte ben ekonomistim diyerek faiz oranlarında ciddi derecede indirime gitmesiyle birlikte yanlış ekonomi politikasının patlattığı kurları yönetebilmek için. Kur korumalı mevduat 18 liraya çıkan doların ateşini düşürmek, vatandaşı Türk lirasına yönlendirmek için devreye sokuldu Aralık 2021'de. O dönem Türkiye ekonomisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç teorisine göre yönetiliyordu. Hazinenin başında da Nurettin Nebati vardı. En kötü senaryoda bile
Hazineye bir yük gelmiyor. Nurettin Nebati'nin yük getirmeyecek dediği kur korumalı mevduat için 2022 yılında hazinenin kasasından 181,5 milyar lira çıktı. 2023'ün ilk 6 ayında da 59,5 milyar lira. KKM müthiş bir buluş oldu. Yurt içinde para dönüyor. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e. Müthiş buluş falan değil yani. Bu çaresizliğin sonucunda devreye aldıkları bir şey. Başarılı oldu mu? Dolar kuru 18 lirayı görmüştü o gün. Bugün kaç lira dolar kuru? 32,5 lira seviyesinde. Kur garantili milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. Erdoğan hazmedemiyorlar diyerek savunmuştu KKM'yi. Nurettin Nebati bakanlıktan gitti. Mehmet Şimşek'in gelişiyle hazine KKM'nin yükünü Merkez Bankası'na devretti. 2023 yılında Merkez Bankası kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen kur ve faiz farkı nedeniyle 818,2 milyar lira zarar açıkladı. Faiz indirimlerinin bunlara yol açacağını söyledik. Ama ben ekonomistim diye başlayıp ülkeyi getirdiği yerde burası oldu maalesef. Türkiye'nin ekonomisi sorumlusu benim, ben. Bütçe görüşmeleri sırasında tahmininiz nedir diye sorduk. En üst tahmini veren 300 milyar dedi. Zarar 818 milyar liradır. Devasa bir bütçe açığını daha da büyütmekten korktukları için bunu Merkez Bankası'nın üzerine yıktılar. Merkez Bankası yıllardır kar açıklıyordu. Kur korumalı mevduat kaynaklı 818 milyar liralık zararla ilgili bir açıklama yapılmadı. Şimdi merkez çöktü, faturası halka. Biz 16 Nisan 2024 tarihinde neyi yaşadığımızı bir anlatalım, okuyalım. Ondan sonra tarihte bir yolculuğa çıkaracağız. Çok uzak tarihlere de gitmeyeceğiz. Geçen sene bugüne ya da bugünlere, bir de evvelki sene bugünlere gideceğiz hep birlikte. Merkez Bankası 818,2 milyar lira zarar ettiğini açıkladı. Uzmanlar kur korumalı mevduat sistemini işaret ederek dünyanın en pahalı iktisadi deneyinin faturasını halka ödetecekler değerlendirmesinde yaptı. Seçim sonrası beklenen ekonomik kriz fırtınası hızla ilerlerken birazdan bir haber izleyeceksiniz. Önümüzdeki günlerde hangi kalemlere ne kadar bir zam gelecek, buna dair de bir haberimiz olacak. Merkezden gelen haber fırtınanın etkisinin artacağını gösterdi. Merkez Bankası'nın 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar ettiği açıklandı. Zarar taşınan açık döviz pozisyonları ve kur korumalı mevduat, kur farkı ödemelerinden kaynaklandı ve bu en pahalı deney Türkiye Cumhuriyeti'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kardeşinize yetkiyi verin demişti. 2018 senesinde faizle, enflasyonla, faizle, işte dövizle nasıl mücadele edilirmiş göreceksiniz demişti. Yetkiyi aldı ve o yetkiyi aldıktan sonra da ve ben ekonomistim diyerek faiz sebep enflasyon sonuç politikasını hayata geçirdi. Geçirince şimdi karşımızda görüyorsunuz 818,2 milyar liralık bir fatura var. Bu sadece Merkez Bankası'ndaki zarar. Aynı zamanda göreceksiniz ilk çeyrekte bütçenin ne kadar zarar ettiğini. Yarım milyarda, yarım trilyon lirada bütçenin zarar ettiğini birazdan anlatacağız. Peki bu bütçe açıkları, bu açılmış olan delikler nasıl kapanacak? Hangi kaynaktan kapanacak? Ne dersiniz? Önümüzdeki günlerde hemen her şey daha da vergilere daha da fazla zam gelir mi? Zaten gelecekti de daha da fazlası gelir mi acaba? Şimdi tarihte bugüne gelecek olursak Nisan 2022, Nisan 2023 2 sene öncesi kur kontrolümüz altında demişti Nurettin Nebati. Fıkra bu kadar deyip mevzuyu kapatmak isteriz fakat devam var. O zamanlarda 2022 yılında kur ne kadardı? Hatta Mayıs seçiminden önce kur ne kadardı? Dolar ne kadardı? 18 lira, 19 lira seviyelerinde. Şimdi 32 lira. Kur kontrolümüz altında. Öngörülebilir bir durumdayız. Sorun enflasyon. Enflasyon bizi üzüyor. Öyle derin bir üzüntüyü yaşıyoruz ki enflasyon sebebiyle. O da olmasa aslında mutluyuz diyordu Nurettin Nebati. Bunu sorun olarak görüyoruz. Çok iyi. Bizim özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz. Enflasyonun üstesinden geleceğiz. Enflasyon dünyanın en önemli problemlerinden birisi haline geldi. Bunu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız.
Nisan 2022'de o özlü sözlerini Türkiye ile dünya ile piyasalarla bu şekilde paylaşmıştı Nurettin Nebati. 2023 Nisan'ına geldiğimizde geçen televizyonda dedim ki koyun etini yiyelim, birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Bu sefer de koyun eti gündemindeydi. Kendisinin koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir, koyun eti bu ülkeye de en güzel tadı verir. Dolayısıyla koyun ve keçilerimizle, hayvancılığımızla Mersin'de en iyi yerlere gidiyoruz. Daha da iyi olacağız, büyüteceğiz, neler yapacağız neler demişti Nurettin Nebati. Sonra 2023 Mayıs ayındaki seçimlerden sonra sırra kadem bastı. Kendisi yok şu anda ortalarda. Hiçbir yerde göremiyorsunuz kendisini ama bu sözleri kaldı. Kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili, enflasyonla ilgili cümleleri kaldı ve hayatımızda biz bunu tarihi zararlar olarak da yaşamaya devam ediyoruz maalesef. Şimdi özür dilerim, gazetelere geri dönelim. Yine gazetelerden devam edeceğiz. Gazetelerin manşeti zaten ekonomi. Ekonomi konuşacağız da isterseniz memleketten haberler var. Mesela Halfeti'de yaşanan bir kaza var. O haberleri de getirelim ekranlarınıza. Tatilcilerin, turistlerin vazgeçilmezi, dünyaca ünlü Halfeti'de tur tekneleri çarpıştı. Yolcular büyük korku yaşadı. Bayram tatilinin son gününde batık şehir olarak bilinen Şanlıurfa Halfeti'de tekneler turdaydı. Manzarayı görüntüleyenlerin kadrajına bir anda hızla yaklaşan bir başka tur teknesi girdi. Yolcular uyardı ama iki tekne de duramadı. Kafa kafaya çarpıştı. Neyse ki kimse yaralanmadı. Tekneler küçük hasarla yoluna devam etti. Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, günaydın. Şu anda NAV ekranlarında Çalar Saati takip eden izleyicilerimizden birisi kendisi. Aynı zamanda unutulacak gibi değil başlığı altında bizimle paylaşmış olduğu mesaj şu. Nasıl unutulur ki? 17-20 senemiz çalındı. Keyfi olarak bir gün, bir ay, bir yıl işe geç girişin karşılığı 17-20 yıl olması unutulacak gibi değil. Bırakın unutmayı, bizim hayatımız, psikolojimiz bitti bu adaletsizlik yüzünden. Eğer bu kadar har vurup harman savrulmasaydı bu paralar, bu kaynaklar, faiz sebep enflasyon, hani dünyanın böyle olmaz canım öyle şey mi olur diye yaklaşım sergilerken biz bu tezi ve bu deneyi yapmamış olsaydık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımıyla birlikte kademeli emeklilikte çözülürdü. Staj çıraklık meselesi de çözülürdü. Bugün artık böyle açlık sınırının çok altında neredeyse yarısı kadar maaş alan 10 bin lirayla geçinmeye çalışan emekliler var. Daha da altında aylık alan dul ve yetim aileyle yaşamaya çalışan insanlar var. Asgari ücretin bu seviyelerde olmasını konuşur muyduk? Çiftçinin, emekçinin, memurun ne yaşadığını konuşur muyduk? Bu kadar para savrulmasaydı. İşte karşımızda bir netice, tarihi, rekor zararlar ve bu zararlar kimden çıkacak biliyorsunuz. Bizden çıkacak. O vergiler gelecek. Hem de nasıl bir zam yağmuru başlayacak? Yaşayarak göreceğiz. Şimdi denilecek ki felaket tellallığı yapılıyor. Bunlar söylendiğinde, biz bunları anlattığımızda, ekonomistler bunu anlattığında felaket tellalları denilmişti. Şimdi hem yaşıyoruz hem de daha fecisi kapıda. Yapılan yorumlar bu şekilde. Peki devam edelim. Şimdi gazetelerde arkamızda bunlara dair gazetelerden seçmiş olduğumuz haberler var. Onları da getireceğiz ekranlarınıza. Fakat İstanbul'da Beşiktaş'ta bir gece kulübü, orada tadilat çalışmaları devam ederken çıkan yangın 29 insan hayatını kaybetti. Feci şekilde bu yangında itfaiye ön raporunu tamamladı. İtfaiye raporu düşündürücü. Ne çıktı peki karşımıza? İhmaller çıktı. Türkiye'de yaşıyoruz. İnsan canı ucuz. Karanlık olmasaydı, millet yolunu görseydi.
Yani uçaklarda kırmızı ışıklar olur ya tehlike anında. Burada da öyle bir şey olması lazım çünkü Bodrum burası. Acil çıkış aydınlatması yoktu. Söndürme sistemi çalışmıyordu. Tespitler 29 kişinin can verdiği Beşiktaş'taki gece kulübü yangını ile ilgili itfaiye raporundan. O rapor yangının nasıl bu kadar büyük bir faciaya dönüştüğünü de gözler önüne serdi. İhmaller tek tek sıralandı. İbrahim, Şivanlar. İçeride, ata içeride. İş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir. Ölüm kapanına dönen İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat işlemi yapan 29 işçi hayatını kaybetti. Gece kulübüne son itfaiye raporunun 18 yıl önce verildiği ortaya çıkmıştı. Günler sonra yangına ilişkin itfaiye raporu da tamamlandı. İtfaiye raporuna göre yangının çıkış nedeni kaynak makinesinden çıkan alevlerin kolayca tutuşabilen yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturması olarak gösterildi. Yangın kolayca büyüdü. Çünkü kaynak yapılan alanda yanıcı maddeler vardı. Buna da dikkat edilmedi rapora göre. Ama en önemlisi alevler büyürken işçilerin dışarı çıkışını sağlayacak önlemlerdi. O tedbirler de alınmamıştı. İş yeri acil durum aydınlatmaları çalışmıyordu itfaiye raporuna göre. Yönlendirme levhaları da yoktu. Söndürme sistemleri ve yangın dolapları da çalışmıyordu. Tüm bu hayati öneme sahip önlemler alınsaydı belki de bu denli büyük bir facia yaşanmayacaktı. Çalışanların portatif yangın söndürme cihazlarıyla yangını söndürmeye çalıştıkları görülmüştür. Yangının hızla büyümesi ve yayılması esnasında işletme dahilinde yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği anlaşılmıştır. Bu havalandırma sistemi düzgün yapılsaydı belki yarısı kurtulurdu. Söndürme sisteminin çalışmadığı da itfaiye raporundaki tespitler arasında. 2 Nisan'dan bu yana soruşturma sürüyor. 8 kişi tutuklu. Her şey burada benim gözümün önünde oldu. Ya benim burada aracım vardı, çıkardım, bütün alevler yüzüme geldi. Kaç günden beri gözyaşı döküyorum. Psikolojim bozuldu. Soruşturma devam ediyor. Büyük bir şeffaflık içinde bu soruşturmanın da tamamlanması gerekiyor. Ve bundan sonra böyle facialar yaşanmasın diye. Memleketimizde maalesef işçiler alın teri dökerken iş cinayetleri de yaşanıyor. İSİK Meclisi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 3 ayda 425 işçinin iş cinayetlerinde öldüğünü raporladı. İhmal var mıydı yok muydu henüz bilinmiyor ama biri inşaat alanında, diğeri maden ocağında. İki işçi yaşanan kazalarda hayatlarını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre ilk 3 ayda Türkiye'de en az 425 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. İstanbul Ataşehir'deki bir şantiyede beton atılıyordu. Beton mikseri devrildi. Devrilen mikserin pompa kısmı inşaatta çalışan işçiye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi pompanın altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Manisa'nın Soma ilçesinde de ölümlü iş kazasının adresi özel bir maden ocağıydı. Kömür ocağında çalışan Halit Gürpınar tambura sıkıştı, kurtarılamadı. Yaşamını yitiren işçi 41 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi ise acı bir bilanço paylaştı. Dönem dönem yayınladığı iş cinayetleri raporunun sonuncusuna göre 2024'ün ilk 3 ayında en az 425 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Raporda en fazla iş cinayetinin yaşandığı il İstanbul olarak belirtildi. İstanbul'u İzmir, Konya ve Bursa izledi. İSİG'in verilerine göre en fazla kaza da inşaat sektöründe yaşandı. En fazla ölüm sanayi sektöründe oldu. İlk 3 ayda 16 çocuk işçi iş kazalarında can verdi. Cumhuriyet Gazetesi manşetine bakalım. Unutulacak gibi değil. Hani başlıklar ve o başlıklardan sonra da Türkiye'nin gündemine baktığımızda inadın bedeli 25 milyar lira. Bu unutulacak gibi bir şey mi? Değil. Sonra Nurettin Nebati'nin bir sözünü hatırlatıyor Selen Özcan. Az önce bizim haberimizde de vardı. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e, Ayşe'nin parası ne oldu? Yani bu para dışarı çıkmıyor neticede, içeride dönüyor diye bunu tarif etmişti Nurettin Nebati. Aslında durumu da çok güzel anlatıyor. Ayşe'nin parası Fatma'ya gitti. Fatma'nın parası da Ahmet'e gitti. Ahmet'in parası kim bilir nereye gitti? Yani neredeydi, nerelere gitti?
Ayşe'nin cebinde para kalmadı. Yoksuldan zengine para aktarımı şeklinde tamamlandı. O kur korumalı mevduat sistemi, Nurettin Nebati gözleri ışıl ışıl bunu anlatırken, müthiş bir buluş derken karşımızdaki durum bu. İşte bütçe açığı yarım trilyon liraya aştı. Merkezi yönetim bütçe açığı Mart'ta 209 milyar liranın 2024'ün ilk çeyreğinde 500 milyar liranın üstünde çıktı. Örtülü ödenek %177 artarak 2.5 milyar lira oldu. Yurttaştan alınan vergi ve cezalar katlandı. Devamı da gelecek. Yorumlar bu şekilde. Sonra açlık sınırı asgari ücrete dayandı. Önemli bir veridir. Birazdan da göreceksiniz. Bu arada seçimin ardından kabine toplantısını yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte seçim tamamlandı. Bakanlar memleketin dört bir yanındaydı. En çok da İstanbul'daydı. Hatta Ekrem İmamoğlu bakanlarına seslenmiş. Ya ne işiniz var İstanbul'da? Gidin işinize gücünüze bakın demişti. Ekonomi Bakanı da yine Murat Kurum'a, o dönem Ekrem İmamoğlu'nun rakibiydi, ona destek olmaya gelen isimler arasındaydı. Bugün kabine toplantısı yapılacak seçimin ardından. Ve bu kabine toplantısının en önemli gündem maddesi kuşkusuz İran ve İsrail arasında yaşanan gerginlik. Ama bir diğer başlık acaba olabilecek mi? Emekliye bir zam gündeme gelecek mi? Bakın BİSAM'ın bir araştırması var. O araştırma sonucunda neredeyse 300-500 lira falan kaldı. Böyle bir rakam kaldı. Asgari ücrete dayanmış bir açlık sınırından söz ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu şekildeydi. Bütçe açığı yarım trilyon liraya vardı ilk çeyrekte. Önümüzdeki aylarda acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Şimdi yine memleketten haberler ve maalesef yaşanan kazalar. Suyun şiddetle aktığı dereye uçtu. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil. Kurtarma çalışmaları zorlu oldu. Aracın içinden çıkarılan sadece bir kişi yaşama tutundu. Şırnak'ın Uludere ilçesinde Yeşilova mahallesinde meydana geldi kaza. Kontrolden çıkan araç dereye uçtu. İhbar üzerine çok sayıda ekip bölgeye geldi. Otomobil iş makinesiyle çıkarılabildi şiddetli suların içinden. Yolun karşısına skuterla geçiyordu, otobüs çarptı. Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda gerçekleşen kazada skuter sürücüsü ağır yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin kamerasına yansıdı feci kaza. Son anda skuterle manevra yapmaya çalıştı ancak servis otobüsünden kaçamadı. Ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çok hızlıydı, duramadı. Bisikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yolda yürüyen yayaya çarptı. Metrelerce savrulan kişi hastanede yaşam savaşı verirken ona çarpan sürücü kaçtı. Adana Kozan'da Sırkıntı Caddesi'nde 3 gün önce meydana geldi olay. Paylaşılan görüntülerde aracın çok hızlı olduğu görülüyor. Bisikletliye çarpmamak için direksiyonu kırıyor, ardından yayaya böyle çarpıyor. Çarptığı kişi ağır yaralı, yaşam savaşı verirken ona çarpan sürücü 3 gündür kayıp. Güvenli taşımacılık. İstanbul Pendik'te kullandığı çekicinin arka kısmında iki çocuğu taşıdı. Tehlikeli yolculuğun görüntüleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Yakalanan sürücüye 5880 lira ceza kesildi. Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz bir diğer haber, tutuklama siyasi başlığıyla paylaşıldı okurlarla. CHP'li Kepez Belediye Başkanı teleferik kazası gerekçesiyle cezaevinde. Antalya Konya altındaki teleferik kazasına ilişkin soruşturmada CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Koca gözün de aralarında bulundu. 5 kişi tutuklandı. Savcılık sorumluluğu 2017 yılından itibaren başlattı. CHP lideri Özgür Özel görevi bıraktıktan sonra 3 kere denetim yapılmışken tutuklamak siyasidir dedi. Şimdi Kepez, Antalya'da Kepez 30 yıl kadar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ve şimdi bu tutuklamayla ilgili diyor ki Özgür Özel, hukuksuzluktur bu, kanunsuzluktur ve vicdansızlıktır. Yapmış olduğu değerlendirme bu. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hangi yaşanan kazaları hatırlattı? Bir tarafta Soma'daki maden faciasını, diğer tarafta Erzincan'da İliç'te yaşanan yine o maden faciasını hatırlattık ki 8 işçi hala toprağın altında. Peki Çorlu tren faciası, bundan söz eden var mı? Onu da hatırlatıyor. Pamukova tren faciası. Burada kamudan,
kimse acaba tutuklandı mı? Onlarla ilgili soruşturmalar ne oldu? Bir tarafta bu soruşturmayı hatırlatıyor, bu soruşturmaları hatırlatıyor, yaşananları. Diğer tarafta da eğer bizim ya da işte belediye başkanlarımızın dahil olduğu bir yanlışlık varsa gereği yapılsın ama diyerek o soruşturmaları da dava süreçlerinde hatırlatıyor. Bir dinleyelim Özgür Özel ne söylüyor. Antalya Kepez'de belediye başkanı ile ilgili bir tutuklama kararı geldi. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk yapılıyor. Büyük bir vicdansızlık yapılıyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi olarak kusuru olan kimse cezasını çeksin. Kimseyi koruyacak değiliz. Ancak Kepez Belediye Başkanımız geçmişte o şirketin başındayken ilgili bakanlıktan onaylı, sertifikalı buna yaptırabilirsin dedikleri şirkete bakım yaptırdıysa, o görevi bıraktıktan sonra da 3 kere bakım olduysa, denetim olduysa benim belediye başkanımın görevi bıraktıktan sonra 3 kere bakım olan, denetim gören teleferiğin kazasından sorumlu tutulup tutukluluk tedbirine başvurma kararı siyasidir. Eğer kusuru olsa mutlaka ve mutlaka bunun soruşturulması gerekir. Kaldı ki bir hafta önce Kepezliler Kepez'i sen yönet diye oy vermişler. Tutuklu yargılanmayıp da serbest bırakılsa Kepez'i bırakıp mı kaçacak? Başında olmadığı şirketin delilini mi karartacak? Ayrıca Kepez Belediye Başkanımızın şu kadarcık bir suçu olduğuna inanmamakla beraber gözümüzün önünde 301 kişi öldü Soma'da ve en son İliç'te. Bir kamu görevlisi yargılandı mı arkadaşlar? Tren kazasında dönemin ilgili genel müdürünü görevden aldılar. Daha dava bitmeden yeniden göreve atadılar arkadaşlar. Yargılandı mı? Bir kişiye Soma'dan İliç'e kadar tüm facialarda bir kamu görevlisine yargılama izni verdiniz mi? Hesabını sordunuz mu? O şirketlerin genel müdürlerine sordunuz mu? O tarihtekine sordunuz mu? Şimdi gelip bize soruyorsunuz. Belediye başkanımın suçu olsa ben bu soruşturmanın yapılmasından hiçbir rahatsızlık duymam. Tutuksuz yargıla, yargıla kardeşim. Göreceksin bütün kanıtlar onun döneminde bu işlerin dört dörtlük yapıldığını ve devamında da yapıldığını. Burada bir suç varsa, o bakımı yapan, denetimi yapan firmada bir eksiklik varsa hesabını hep beraber soralım. Bizden yana birinde varsa hep beraber soralım. Ama belediye başkanını tutuklamak nedir ya? Yani bunu kime yaptınız da benim belediye başkanıma yapıyorsunuz? Dedi Özgür Özel. Peki şimdi hızlı bir şekilde molaya gideceğiz. Molanın dönüşünde Zafer Söken, Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken. İsrail acaba İran'a karşılık verecek mi, vermeyecek mi? En son notlarını getirecek. Niye önemli bu konu? Bir kere memleketimiz, ülkemize yakın bir coğrafya Orta Doğu. Bir de ekonomik anlamdan, piyasalar anlamından önemli bir konudur. Dünyanın da gündeminde olan bir konudur. Konuşacağız. Kırşehir yağmur duasında nedenini konuşalım. İstakoz meselesi unutulacak gibi değil. Bugünkü başlığımız da zaten bu yaşananlar üzerinden çıktı da sadece istakoz mu? Sadece şatafat mı? Sadece halktan kopma mıdır? 31 Mart yerel seçimlerinde karşısına çıkan, AK Parti'nin karşısına çıkan fatura. Yoksa böyle israf kalemleri de var mıdır? Kuru yemiş diğer kalemler. Orada da bir İsraf kalemi çıkıyor mu karşımıza? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Peki bir molaya gidelim. Döndüğümüzde Ankara'dan haber var, memleketten haber var, dünyadan haberler var. Paylaşacağız. Günaydın. Bir kez daha önemli bir konuyla devam edeceğiz. Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken de yanımızda. Dünya diken üstünde ya da diken üstünde, bu kadar da diken üstünde olmasına gerek var mı yok mu? İran misilleme yaptı. İsrail'i vurdu ya da vurmuş gibi mi yaptı? Bundan sonra İsrail ne yapacak? İsrail bir karşılık verecek mi, vermeyecek mi? Notları Zafer Söken'de. Günaydın bir kez daha. İsrail kabinesi, savaş kabinesi bir kez daha toplandı dün. Dediler ki biz İran'a bir karşılık vereceğiz. Ama bu karşılık nasıl olacak? Önemlisi bu. Hatta verecekleri karşılığın adını bile açıkladılar. Demir Kalkan harekatı olacakmış. İran'a karşı İsrail'in yapacağı hamle. Fakat şurada çok önemli bir husus var. İran'a biz zarar vereceğiz ama bu bir bölgesel çatışmayı neden olmayacak, böyle bir bölgesel çatışmaya neden olmayacak diye İsrail yetkililerinden böyle yapılan açıklamalar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bölgesel bir çatışma istemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuştu. Biz başka çatışmalar olsun istemiyoruz dedi. Yine Alman Şansölye Scholz, ondan bir açıklama geldi. O da bölgesel bir çatışma körüklenmesin diye açıklamalar yaptı. Tıpkı İngiliz Dışişleri Bakanı David Cameron gibi, o da bölgesel bir çatışma olmasın diye. Şimdi İsrail ne yapacak, ne yapabilir, onlara bakalım. En önemli başlık şu aslında, İran'a zarar vermekte siber saldırı gündeme geldi.
İsrail İran'a yönelik bir siber saldırı uygulayabilir. Özellikle işte İran'daki şehirlerin elektriklerini kesebilir bir şekilde, onları belki günlerce elektriksiz bırakmak üzerine bir hamle yapabilir. Yani İsrail'in yanıtı belki roketlerle, füzelerle olmayacak ama bu şekilde İran'a bir karşılık vereceğini söyledi. O da buradaki formül şu herhalde: bölgesel bir çatışma çıkmasın ama İran'ın yaptığı bu saldırıda karşılıksız kalmasın diye bir formül arayışında İsrail, özellikle batıdan siber da gördüğü bir kilitleme yöntemi olabilecekler arasında. Demir kalkan harekatı, İsrail bunun adını koydu. Bir kez daha ben altını çizmiş olayım. Peki bu bir. İki. Ne zaman olacağı belli değil. Hatta İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelen açıklama şu: her an olabilir. İran bu tedirginlikle bizi beklesin diyor. Yani böyle haber vermiyor. Günler öncesinde ya da saatler öncesinden biz vurduk vuracağız demiyor. Her an olabilir diyor. Yani İran gibi vuracağız demeyip haber vermeden aslında böyle bir saldırıyı, siber saldırı gündemine alabilir. Acı verici misilleme diyor buna İsrailli yetkililer. Acı verici bir misilleme olacak. Belki de İran'ın bir tesisine yönelik bir harekat ya da saldırı olabilir İsrail tarafından yapılan. Yani İsrail tarafı kesin bir dille bir karşılığı olacak bunun diyor. Ama yine en önemli nokta da şu: bölgesel savaşa yol açmayacak bir yanıt olacak bu. Yani bunu nasıl işte ayarlayacaklar? Siber saldırı burada en yoğun ortaya çıkan seçenek gibi görünüyor. En önemlisi de bu. İran'ın bir tesisine de ya da saldırı düzenleyebilir ama geniş çaplı bir şey değil. Bu arada notlar vardı. Onlara ilginç notlar o harekata dair. Bir ürünü koyarsan sana zahmet, kontrollü bir karşılık verecek anladığımız kadarıyla. Yalnız her anda kontrolden çıkabilecek bir karşılık da olabilir İsrail tarafından. Şimdi bir dünyadaki tepkilerine bakalım. İran'ın İsrail'i vurması, İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği, dünyada nasıl yorumlanıyor? Bir izleyelim, devam edelim. İsrail ile İran arasındaki gerginlik dünyayı alarma geçirdi. Bölgesel çatışma endişesiyle diken üstünde bekleyiş başladı. Birçok ülkeden İsrail'e İran'a askeri bir karşılık vermeme çağrısı geldi. İran ilk kez doğrudan İsrail'e hedef aldı. 300'den fazla İHA ve füzeyi İsrail'e gönderdi. O füzeler İsrail ve müttefiklerince imha edildi. İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. İki ülke arasındaki tansiyon BMGK'da da sürdü. İsrail, İran'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi. Tahran'a yaptırım uygulanmasını istedi. İran elçisi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesini hatırlattı. Meşru müdafaa hakkımızı kullandık dedi. Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ve Çin de karşı karşıya geldi. İngiltere ve Fransa'nın destek çıktığı Amerikan elçisi, İran saldırısının karşılıksız kalmaması gerektiğini savundu. Rusya ve Çin, İsrail'in İran elçiliğini vurmasını hatırlattı. Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik misyon vurulsaydı, burada hemen intikamdan bahsederdiniz dedi. Türkiye'nin tansiyonu azaltma girişimleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. Ankara'nın bölgedeki krizin yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi. İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin gerilimin azaltılması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini belirtti. Ankara gibi batılı ülkelerden de tansiyonu düşürme çağrısı geldi. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Almanya, Fransa ve İngiltere'den de bölgesel bir çatışmayı körüklememe çağrıları yapıldı. Şimdi yarıda kalmıştı, devam edelim. Bölgesel çatışmayı körüklememe çağrıları demiştik. İsrail'i koruyan ülkeler vardı. İran'ın saldırıları sırasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Ürdün'ü biliyorduk. Evet. Dün iki ülke daha dedi ki biz İsrail'in savunmasında İsrail'e yardımcı olduk. Biri Birleşik Arap Emirlikleri, diğeri Suudi Arabistan. İran'ın saldırısına karşı yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hep birlikte İsrail'i korudular. İran'dan Suudi Arabistan'ın da bu beyanı ya da durduğu yeri göstermesi açısından önemliydi. Hava kuvvetleri de, İsrail Hava Kuvvetleri dedi ki biz her an bir harekata hazırız. Ama dünyanın en çok öngördüğü yanıt, İsrail'in yanıtı, siber saldırı ya da işte bir elektrik kesintisi boyutunda olacağı yönünde. Çünkü bölgesel çatışmayı tetiklemeyecek harekat en fazla bu olabilir. İran'dan bir cevap geldi: eğer bize bir saldırıda bulunursanız 1000 tane füzemiz ateşlenmeye hazır, anında size karşılık veririz diye. Yani bu İran'ın açıklaması tabii. 1000 tane daha füze gönderecek. O füzeler ulaşacak mı? Amacına ulaşacak mı? O da bir soru işareti. Öncesinde yine haber verecek mi? Bakın size füze atıyoruz, kamikaze drone gönderiyoruz der mi yine İran? Dedi çünkü. Dedi. İlkinde. Yani, tam sayıyı da açıklamış İsrail. 320 tane tam dökümle, yani 320 tane İHA ve içinde
balistik füzeler ve kruz füzeleri olan mühimmat göndermiş İsrail'e İran tarafı. Bu arada ne oldu, neler yaşandı, kim kazandı, kim kaybetti diye ben böyle bir kısa bir toplama yapayım. İran rejimi, içeride zora düşen İran rejimi bu çatışma ortamının kazananı gibi görünüyor. Kendi içerisi için söylüyorum. İç politikaya malzeme yaptı. İç politikaya malzeme yaptı. Özellikle İran'da muhalefet tepki gösteriyordu İran rejimine. Ve şimdi kaybedenlerden biri İranlı muhalifler olacak belli ki. Onları düşmanla işbirliği yapmakla suçlayacak İran rejimi. Her zaman olduğu gibi İran rejimi de çünkü savaş ortamından beslenen bir ülke. Kazananlardan biri, yani kısa vadede kazananlardan biri Netanyahu oldu. Netanyahu'nun itibarı Batı dünyasında bile zedeleniyordu. Çünkü Gazze'de yaptığı katliamlar nedeniyle Netanyahu şimdi ben İran karşısında mağdur oldum diyecek. Netanyahu kazanmış olacak. Ne yazık ki Gazze'liler. Gazze'liler kaybeden tarafta olacak. Çünkü Batı kamuoyunun gösterdiği tepkiyle Batı hükümetleri o İsrail'in yaptığı katliamları görmeye başlamıştı. Ancak işte bu İran'ın saldırısı ne yazık ki Gazze'nin durumunu unutturacak gibi görünüyor en azından kısa vadede. Ve İsrail'in muhalifler de keza bu savaşın, bu çatışma ortamının, bu gerilimin kaybedenleri arasında olacak. İsrail'in muhalifler de savaş bir an önce bitsin diye Netanyahu hükümetine baskı yapıyorlardı. Ama bu savaş ortamında onların da sesi biraz kısılacak gibi görünüyor. Bir başka not daha anlatayım mı? O notu da birazdan paylaşalım. Şimdi İran iç politikada kendisine alan açmaya çalışıyor ve muhaliflere karşı İran rejimi kendi memleketinde, ülkesinde kazandığı ya da kazanacak gibi görünüyor. Netanyahu, orada bir katliam gerçekleştiren Netanyahu, İran'ın bu saldırısından fırsat buldu. Batı'ya kendisini izah edebilme imkanı buldu. Zafer Söken de anlattı. Peki Gazze? Gazze'deki çocuklar, Gazze'de yaşanan sefalet, bir taraftan bomba, diğer taraftan açlıkla mücadele eden insanlar, hayatını kaybedenler, onlar ne olacak? İşte en az onlar konuşuluyor. Bir yanda bombaların getirdiği ölüm ve yıkım, diğer yanda hayatta kalanlar için yaşam mücadelesi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölümle savaş devam ediyor. İsrail'in katliamları, savaş suçları sürerken hayatta kalanlar açlıkla, susuzlukla, hastalıklarla, hijyen sorunlarıyla mücadele ediyor. Bir parça ekmek, bir kap yemek, bir şişe temiz su ya da biraz un için oluşan kalabalık, saatler süren bekleyiş. İnsani yardımlar da öldürüyor Gazze'de. Karadan abluka sürdüğü için havadan yapılan yardımlar da can alıyor. Onlara ulaşmak için izdihamlar yaşanıyor. İnsanlar o izdihamlarda can veriyor. Ya da denize düşen yardımları almak için suya atlayanlar boğularak hayatını kaybediyor. 33 binden fazla kişi hayatını kaybetti İsrail saldırılarıyla. Kalan 2 milyon insan da her gün açlıkla mücadele ediyor. Yaşam savaşı veriyor. Yine devam edelim. Yeni notlar var. Bir başka not, bu İsrail tarafından açıkladı. İran sadece sadece askeri noktaları hedef aldı. Sivil yerleşim yerlerini hedef almadı diye bir açıklama var ama tabii bu savaş kurallarına uyması şu ortamda çok da ciddiye alınmıyor ya da çok da bu jestin bir karşılığı yok diyebiliriz en azından. Piyasalara bakalım mı? Bakalım. Dünyanın merak ettiği konu oydu. Piyasalar nasıl karşılayacak diye. Petrol fiyatları artacak mı, artmayacak mı? %0,2'lik bir gerileme yaşandı petrol fiyatlarında. Yani piyasada ekonomistler der ya, piyasalar bu savaşı satın almadı. Yani piyasalar bir savaş ihtimalini satın almamış gibi görünüyor. Altın ons fiyatında sadece %1'lik bir artış yaşandı. Ons fiyatı da 2369 dolar seviyesinde görüldü. Yani Türkiye'de çeyrek altın biraz daha tabii yüksek. 4031 lira oldu. Döviz kurları da yaklaşık %0,19 dolar kuru. Euro kuru da 0,11 arttı. Borsada biraz düşüş vardı dün. 1,37 düşüş. Yani Borsa İstanbul'dan bahsediyorum. 1,37'lik bir düşüş yaşandı ama en önemlisi herkesin dikkat ettiği husus petrol fiyatlarıydı. 90 dolar seviyelerinde kaldı Brent petrolün varil fiyatı. Piyasalar ciddiye almadı diyebilir miyiz? Diyebiliriz işte. Satın almadı, ciddiye almadı ya da aynı yere gelir. Piyasalar o savaş beklentilerini ciddiye almamış gibi görünüyor. Şimdi piyasalar deyince bir açıklama. OECD'den gelen bir açıklama. OECD statistik, yani bu OECD'nin TÜİK'i diyebiliriz. Evet. O da bu üye ülkelerin TÜİK'lerinden ya da işte TÜİK gibi istatistik kurumlarından aldığı verileri derleyen bir örgüt. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin dün bir açıklama yaptı. Şimdi hep bize diyorlar ya, dünya sorun yaşıyor. Biz de dünyayla birlikte sorun yaşıyoruz. Evet. Biz ayrı dünyaların insanıyız, görünen o ki. Çünkü dünyanın yaşadığı sorunlar başka, bizim yaşadığımız sorunlar başka gibi görünüyor. Göreceğiz. Şimdi OECD diyor ki, Kolombiya ve Türkiye'deki yüksek enerji enflasyonuna rağmen OECD ortalaması enerji fiyatlarında 0,5 geriledi.
Yani eksi 0,5 işte OECD ortalaması da orada görünüyor. Peki Türkiye nerede? Enerji fiyatlarında, bu sadece akaryakıt değil. Zirvede. Bunun içinde elektrik ve gaz da var. Yani benzin fiyatlarındaki artışı söyleyeceğim. Türkiye birinci OECD ülkeleri arasında %32,3 ile Kolombiya 25,9 ile. Kolombiya ile Türkiye'nin arasında bir fark var. Oradaki sarı nokta Ocak ayına ait. Evet. Kırmızı çizgi ise Şubat ayına ait bir veri. Kolombiya'da sarı nokta daha önde, kırmızı geride. Yani Kolombiya'da gerilemiş aslında bir önceki aya göre. Türkiye'de bir önceki aya göre de yine enerji fiyatları artmış durumda. İtalya mesela %-17,3 İtalya'da enerji fiyatları elektrik, gaz ve akaryakıt dahil olmak üzere %-17. Tüm dünyada işte gerilerken. Yani. Dünyada enflasyon, enerji enflasyonu, dünyada enflasyon yükseldiği için bizde de enflasyon yükseliyor gibi bir değerlendirme, bir açıklama. O da gerçeği yansıtmıyor. Birazdan Nurettin Nebati'nin 2023-2022 senelerinde yapmış olduğu, hatta Nisan aylarında yapmış olduğu açıklamalara bir kez daha bakarız. Yani gıda enflasyonu da işte 15 aydır ard arda geriliyor dünyada gıda enflasyonu. Türkiye'de %70'lerde, %70'in üzerinde. Biz yani dünyadan farklı dünyaların insanlarıyız. Zaten o yenen yemeklerden, gidilen tatillerden ayrı dünyaların insanları olduğumuzu da gösteriyor aslında ama tablolarda bunu çok net ifade ediyor. Buradaki demiştim elektrik ve doğalgazı içeren bir enerji fiyatları listesi. Benzin kıyası yapıldığında Türkiye'de benzin bir yılda %113 zamlandı. Yani hemen Mayıs seçimlerinden önce 19 lira seviyesindeydi benzin. Evet. Bugün 43 liralarda, 42-43 liralarda. Avrupa Birliği'nde ise ne kadar artmış? Ne kadar? 14 ayda hatta bir yıldan da fazla bir sürede %1,5. Bizde benzin %113, Avrupa Birliği'nde ortalama %1,5 artmış benzin fiyatları. İşte farklı dünyalar yaşıyoruz. Hatta ekonomistler de bu Nebati'nin ekonomi tezine, o ortodokslar, heterodokslar hatırlıyoruz. Dünyanın en pahalı ekonomik deneyini yaptık. Ve bize bedeli çok ağır oldu diye paylaşıyorlar. Sadece Nurettin Nebati'nin miydi acaba? Yoksa ben ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylemek gerekmez mi? Onu da bir hatırlatmasını yapayım. Bir başlık daha var. Bir başlık daha var. Bugün meclis açılacak. Evet. Örnek olmasın. Normalde eskiden programlarda şöyle uyarılar vardı hatırlarsın sen de. Evde denemeyin diye. Ben de milletvekillerine diyorum ki lütfen bunu mecliste denemeyin. Dün Gürcistan parlamentosunda yaşandı bu görüntü. Gürcistan'da yabancı etkinin şeffaflığı diye bir yasa tasarısı var. Geçtiğimiz yılda bu. Gündeme gelmişti. Protestolar nedeniyle o yasayı geri çekmişti iktidar partisi. Yeniden gündeme gelince bu yabancı ajan yasa tasarısı diyorlar hatta buna halk arasında. Yani yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını. Yeniden gündeme gelince muhalefetle iktidar arasında ipler gerildi ve artık hatta yumruklu kavgaya dönüştü. Gürcistan sokaklarında da eylemler, protestolar başlamış durumda. Bu yasa tasarısı işte STK'ların Avrupa Birliği'nden aldığı fonları açıklamasına yönelik bir yasa tasarısı. Muhalifler bu bizi Avrupa Birliği değerlerinden uzaklaştırır diye karşı çıkıyorlar. İşte meclisteki de karşılığı böyle olmuş. İnşallah benzerleri bizde yaşanmaz, hiçbir zaman da yaşanmaz. Umarız. Zafer Söken anlattı. Şimdi molaya gireceğiz. Aralıksız, kesintisiz uzun bir haber bloğu olacak. O haber bloğunda şimdi bugün meclis açılıyor. Grup toplantıları da başlayacak. Liderler ne mesaj verecek buna bakacağız. İlk kabine toplantısı yapılacak bugün. Hatta 31 Mart yerel seçimlerinin ilk değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesiyle birlikte yapacak. Şimdi görüyorsunuz sizler de kabine üyeleri. Onlar 31 Mart yerel seçimlerinde Anadolu'nun dört bir yanına ama en çok da İstanbul'a gelmişlerdi. Bugün o kabine toplantısı Ankara'ya dönecek ve Ankara'da toplantısını gerçekleştirirken acaba kabinenin gündemine emekliler de gelecek mi emekliler? Onu da konuşacağız. İstakoz meselesi var. Memleketten haberler var. Bir mola verip hemen geliyoruz. Efendim günaydın. Bir kez daha devam ediyoruz. Türkiye'nin gündemini anlatmaya hızlı, uzun bir haber maratonu olacak. Ve burada mesela sizlerden gelen mesajlar da var. Birlikte konuşacağımız bir haber bloğu. Unutulacak gibi değil. Bugünkü başlığımız sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Kazım Bey günaydınlar. Adıyaman'dan yazıyor bizlere. İşte depremin öncesinde 25 bin lira olan kiraların şu anda 350 bin liralara kadar yükseldiğini söylüyor, anlatıyor. Bu unutulacak gibi değil. Yani biz esnaf olarak Adıyaman'da ya da deprem bölgesinde herhangi bir esnaf olarak ne yapacağımızı şaşırdık diyen İzleyicilerimizden bir tanesi. Nedir gündeminizde unutulacak gibi değil dediğiniz konular varsa bizlere lütfen yazıp gönderin. Bir dışarıya bakalım mı? Şöyle bir Nav TV'nin
penceresinden Tarihi Yarımada'ya doğru baktığımızda bugün inanılmaz güzel bir hava var. Bunu hatırlatan izleyicilerimiz de var. Semiha Hanım da mesela o izleyicilerimizden birisi. Fakat daha şimdiden böyle bir kuraklık endişesi de herkeste yerleşmeye başladı. Ve bir Afrika sıcaklarının geldiği bilgisi meteoroloji uzmanları tarafından paylaşılıyor. Yani mevsim normallerinin üzerine çıkacak bir sıcaklık dün bilgisini vermiştik. Bugün onu yaşıyoruz. Böyle terasa çıktığımızda o sıcaklığın yüzünüze nasıl vurduğuna tanıklık ediyorsunuz. Yaşıyorsunuz bunu İstanbul'da. İstanbul'da hava sıcaklığı, Ankara'da yine keza öyle 25 dereceleri görecek. Bursa'da da öyle. Antalya'da, İzmir'de 30 dereceleri bulacak bir sıcaklıktan söz ediyoruz. Afrika sıcakları kapıda. Yani bir tarafta hava çok güzel, nefis denilirken, hani izleyicilerimiz böyle değerlendirmelerde bulunurken, diğer tarafta da kuraklık endişesi var. Hatta şimdi Kırşehir'de köylüler çoktan yağmur duasına çıktılar bile. Sıcaklık 4 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde 30 dereceyi aşacak. Yaşlılardan ve kronik rahatsızlığı olanlardan tedbirli olmaları istendi. Bir uyarı da orman yangınları için yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Termometreler 30 dereceyi aşacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi. En sıcak saatlerde güneşe doğrudan maruz kalmamakta fayda var. Bir uyarı da Çanakkale Valiliği'nden geldi. Valilik beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirtti. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yaz daha gelmeden sıcak hava geldi. Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi düştü. Bazı noktalarda nehrin akışı durma noktasına geldi. Ya Rabbi, gökteki rahmetini bizden esirgeme ya Rabbi. Bizlere merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Kurak günler geçiren Kırşehir'de ise yağmur duası vardı. İki farklı köyde yaşayan vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Allah kabul etsin. Havanın durumu bu. Bir de spor dünyasına bakalım. Fenerbahçe kazandığı galibiyetin ardından zirveyi almıştı Galatasaray'dan. Galatasaray'da Alanyaspor karşısındaydı. 4 golle bulduğu 3 puan ve zirveyi devraldı. Bir kez daha Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti Galatasaray. Maçın başlangıcı rakibimiz biraz daha bize göre daha konsantre olduğunu söyleyebilirim. Bizim ilk yarıki oyunumuz tabii ki daha hızlı, daha akıcı ve rakip kaleyi daha çok zorlamamız gerekirdi. Yani Galatasaray takımı her maçı kazanmak için oynar ve sahada daha net bir şekilde ilk yarıda göstermemiz gerekirdi. Burada çok bizim açımızdan çok iyi bir ilk yarı geçmedi. Ama ikinci yarı özellikle golle birlikte performansımız arttı. Golün verdiği güven, arkadan ikinci gol. Devamında hem rakibin 10 kişi kalması hem oyun içerisinde daha iyi yerleşmemiz. Üçüncü, dördüncü gol. Önemli bir galibiyet kazandık. Burada oyuncularıma tebrik etmek istiyorum. Artık tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi gazeteler vardı. Gazetelerimizi artık tamamlayalım. Sözcü gazetesi külliyen zarar manşetiyle okurların karşısında yaşamış olduğumuz o ekonomik buhran ve bunun sebepleri. Bir fatura kesildi. O faturanın da kesildiği kişi, yani 31 Mart yerel seçimlerinin faturası bir kişiye, bir isme, yediği de yemek üzerinden, ıstakoz üzerinden Şebnem Bursalı'ya kesildi. Ve bu da bazı AK Partililer açısından kolaycılık, bir kaçış rampası. Bu kadar kolayca üzeri kapanacak bir seçim yenilgisi midir? AK Parti açısından bunu da değerlendirmek gerekiyor. Yani halktan kopma, işte o milli görüş, o milli görüş gömleği, o işte değiştirildikten sonra o kamyonet kasasından lüks arazi araçlarının kasasına geçiş, sonra ihtişam, hani bunlar önemli sebepler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli bir uyarı içindeydi. Teşkilatına şatafat uyarısı yapıyordu. Fakat bir de israf var. O israf, sonra ekonomi yönetimi, ekonomi anlayışı dünyanın tersine,
Türkiye'nin uygulamaya soktukları karşımızdaki külliyen zarar 818.2 milyar lira. Merkez Bankası'nın geçen yılki bilançosundaki kayıp inanılmaz büyük. Peki bütçedeki ilk çeyrekteki açık ne kadar? O da yarım trilyon lira. Bunlar nasıl ödenecek diye bir soru geliyorsa aklınıza, kim ödeyecek diye bir soru geliyorsa aklınıza, ilk aklınıza gelen doğrudur. Evet, bizler ödeyeceğiz vergilerle. Peki Kepez'de, Antalya Kepez'de yaşanan durum ve sonrasında gelen tutuklamalar, CHP lideri Özgür Özel'in itiraz cümleleri, dedi ki hukuksuzluk, kanunsuzluk, vicdansızlıktır bu yapılan. Özgür Özel söyledi, ne söyledi? Bir bakalım, bir dinleyelim. Sonra da ıstakoz meselesine dönelim. Çünkü unutulacak gibi değil dediğimiz günlerden geçiyoruz. Tek suçu 30 yıl sonra %50 ile Kepez'i kazanmak. O da bir suç değil. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kepez Antalya için büyük bir onur. Karar hukuki değil, siyasi diyen CHP'liler teleferik faciasında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. Yüze yakın partili cezaevinin önünde nöbetteydi. Biz kendisiyle görüştük. Gayet metanetli, suçsuz, güçlü, onurlu bir insanın duruşunu orada sergiliyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, 174 kişinin mahsur kaldığı teleferik faciasında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i tutuklandı. Onlardan biri teleferi işleten şirketlerden ANET'in eski genel müdürü, Kepez'in yeni belediye başkanı Mesut Kocagöz. Kocagöz'ü CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve daha birçok partili cezaevinde ziyaret etti. Biz bir genelkurmay başkanını idam cezası olsa idam edecek duruma gelmiş bir ülkenin adalet sisteminin içerisinde yaşamak zorunda kalan yurttaşlarız maalesef. Ben hiçbir suçu olmadığını biliyorum. Ziyaret sonrası basın açıklamasını CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır yaptı. Başkan Kocagöz'ün suçu yok diyerek adalet için savaşacaklarını paylaştı. Yüze yakın CHP'li cezaevi önünde nöbetteydi. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk, büyük bir vicdansızlık yapılıyor. Tüm facialarda. Bir kamu görevlisine yargılama izni verdiniz mi? Hesabını sordunuz mu? 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET Yönetim Kurulu Başkanlığından ve Genel Müdürlüğünden istifa ettim. Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim. Bilgisine başvurulmak üzere davet edildiği adliyede 28 Kasım 2023'te belediyeye ait ANET şirketinden istifa ettiğini, 5 ay sonra meydana gelen kazadan sorumlu olmadığını söyledi Kepez Belediye Başkanı ancak tutuklandı. Yıllar boyunca Soma faciasından Pamukova'ya, Çorlu tren faciasına kadar yıllardır mahkemelerde birileri korunurken Kepez Belediye Başkanımızın tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işareti bırakmıştır. Mesut Kocagöz AK Parti'de siyaset yapıyordu. Siyasi partilerle temas kurduğu gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. CHP'ye geçti. 30 sene sonra CHP Kepez Belediyesi'ni Mesut Kocagöz'le kazandı. Gözümüzün önünde 301 kişi öldü Soma'da ve en son İliç'te. Bir kamu görevlisi yargılandı mı arkadaşlar? Belediye başkanını tutuklamak nedir ya? Tutuklu yargılanmayıp da serbest bırakılsa Kepez'i bırakıp mı kaçacak? Başında olmadığı şirketin delilini mi karartacak? Kabinenin ilk toplantısını da bakalım. Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde işte 17 artı 1 diyerek bir taraftan kabineye seslendi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ya siz memleketin gündemiyle ilgilenseniz de bu belediye başkanlığı seçimi ne işiniz var sizin İstanbul'da? Yaklaşımı sergilemişti. Kabine en sonunda Ankara'ya döndü. 45 günlük mesai molasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki gündeminde hangi konular var? Gündeminde acaba emekliler var mı? Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Seçim sürecinde sahadaydılar. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy istediler. 17 bakana işi gücü bıraktırdılar. Hadi İstanbul'a dediler. Dua edin olur mu? Olur, dua edin. Bizim başkan size emanet. 1,5 aylık molanın ardından kabine Ankara'ya döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk toplantı bugün. Son kabinemizden bu yana gerçekleştirdiğimiz... Masadaki en sıcak konu İran-İsrail arasındaki gerginlik. Dünya gibi Ankara'da diken üstünde. Ankara tansiyonun düşmesi için devrede. Kulislere göre Erdoğan, AK Parti grubundan evvel yerel seçimlerin ilk değerlendirmesini de Bakanlar Kurulu'yla yapacak.
yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık. Enflasyon, hayat pahalılığı önemli bir gündem. Bu toplantıda açlık sınırının çok altında kalan emekli maaşları da gündeme gelir mi bilinmiyor. Birleşik Metal İş Sendikası'nın hesabına göre açlık sınırı asgari ücrete dayandı. 16.646 lira. Yoksulluk sınırı ise 17.578 lira. Peki yerel seçimlerde AK Parti umduğu neticeyi neden alamadı acaba? Şimdi burada bir ıstakoz gündemiyle sarsılıyor yani muhalefetten. Tabii ki eleştiriler geliyor ama aynı zamanda AK Parti'nin içinden de AK Parti'nin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'ya yönelik sert eleştiriler var. AK Parti'den böyle zaman içinde uzaklaşmış ama yine de kendisini reisçi ya da AK Partili olarak tanımlayan isimler var. Onların hatırlatmaları var. Unutulacak gibi değil, böyle şey olur mu? Seneler geçse de bu unutulmaz, bu nasıl bir şey? Nasıl bir aymazlık? Nasıl bir görgüsüzlük? Diyen isimler ağırlıkla AK Parti'nin içinden çıktı. Bir günah keçisi Şebnem Bursalı olarak AK Parti'de seçildi, tercih edildi. Peki bu kadar mı? Yani tamam, şatafat. Bir metafor olarak da ıstakoz seçmenin karşısında, AK Partili seçmenin özellikle karşısında, tamam da israf konusu ne olacak? İsraf konusunda birazdan birlikte konuşalım. Istakozla birlikte belediyelerin kuru yemiş, hani kuru yemiş harcamalarında birlikte konuşalım istiyoruz. Bakın tamam, hadi bunun da görseli gelmişken ıstakozu da bırakmayalım. Hadi ıstakozu bırak, kuru yemişe bak dedik ama onu da bırakmayalım, kuru yemiş de bırakmayalım. Böyle bir harcama olabilir mi? Son aylarda belediyeler el değiştirdi, değiştirecek. Son aylarda yapılan harcamalara bakın. 3 ayda harcanan para. 2004 yılı özel kalem giderleri, temsil ağırlama ve tanıtma giderleri bütçesi 17 milyon lira. 3 ayda harcanan para 13 nokta 2 milyon lira. Leblebiye gitmiş paralar. Kuru kahveye gitmiş, kuru yemiş, su, yemek, sonra lokum, çiçek, kitap, atlet, tişört. Her yere para harcanmış. Har vurup harman savrulmuş. Sonra ne yapılıyor? Bulundu bir kişi. Bir de ıstakoz bulundu. Burada günah keçisi de seçilmiş gibi görülüyor. Kendini muhafazakar demokrat diye tanımlayan bir partide siyaset yapan birinin böyle bir paylaşımda bulunmasını son derece çirkin, son derece yanlış buluyorum. Konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum. Bir de teleferiye İstanbul'daki yangın olayına gündemden düşürmek için bunu yaptılar demesi son derece yanlış. Paylaşan sensin çünkü. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın tatil için gittiği Monaco'da elit zenginlerin uğrak adresi yat limanında yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması iktidar partisi içinde çatlağa yol açtı. Şebnem Bursalı muhalefetin gündem değiştirme çabası olduğunu söylese de en sert tepki AK Parti içinden geldi. Eski milletvekili Mehmet Metiner gibi AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da tepki gösterdi. Milletvekili bir sosyal medya fenomeni gibi davranamaz. Bu ifşa tutkusunun yol açtığı zarar ziyanı hep beraber yaşamış olduk ve en büyük zararı da bu vekillerimiz ve partileri görmüş oldu ki unutulacak gibi de değil hadise. Görgüsüzlüktür. Yiyebilirsiniz ama paylaşmak da insanlarla alay etmek olur. Ayıptır. Hem halktan, sokaktan kopuk hem de yediğini, gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz. Halktan kopmuşlar, bir de halkı soymuşlar. Milletimiz geçim sıkıntısındayken, devletimiz dişini tırnağına takmış, ekonomiyi düzeltme çalışırken siz gidip Monaco'da ıstakoz yiyemezsiniz. Hadi yediniz, bunu paylaşamazsınız. O ki paylaştınız. O zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Muhalefet gibi AK Parti Hatay milletvekili de görgüsüz demişti kendi partisinin vekili Şebnem Bursalı için. AK Partili Mücahit Birinci partiden defol git ifadesini kullandı. Monaco Yat Kulübü, Monaco Prensi'nin onay verdiği kısıtlı üyeye sahip dünyanın en prestijli yerlerinden. Üye olmayanlar ancak referansla girebiliyor. Şebnem Bursalı o kulüpten paylaştı istakoz yemeğini. İnsanların geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde bunu yaparsanız elbette ki her türlü eleştiriye de kendinizi açık hale getirirsiniz. İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur. Efendim benim üzerimden Sayın Cumhurbaşkanımızın zarar görmesi beni son derece rahatsız etmişti. Senin bu paylaşımınla
AK Parti'ne ve Cumhurbaşkanı'na vereceğin zararı eğer sen bilemiyorsan siyaset yapmayacaksın. Sen paylaştın çünkü. Sana rağmen kimse bunu paylaşmadı. Şebnem Bursalı'nın istakoz, Çankırı Belediye Başkan Adayı eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Filiz'in Maldivler paylaşımı. 31 Mart'taki seçim yenilgisinin sebepleri araştırılırken gündeme oturan fotoğraf kareleri AK Parti cephesindeki çatlağın da resmi oldu. AK Parti cephesinde yaşanan çatlak bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir istakoz tartışmasıyla. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli yeni A takımını oluşturdu. Milliyetçi Hareket Partisi yancı değildir, ufakçı değildir, ulufeye talip değildir. Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur İttifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir. Devlet Bahçeli yerel seçim öncesinde Cumhur İttifakı'na söz söyletmemiş ve süreç Saffet Sancaklı'nın istifasıyla sonuçlandı. Seçim bitti, Sancaklı yeniden MHP'de liderinin davetiyle. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni A takımı belli oldu. Olağan kurultayın ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı. 15 üyeli başkanlık divanında sadece 4 isim değişti. Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın, Pelin Yıllık, Filiz Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Bümin Özarslan liste dışı kaldı. Zühal Topçu, İlyas Topsakal, Vahit Kayırcı artık A takımında. Ahmet Selim Yurdakul da aile, kadın ve sosyal hizmetler politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ardından 27 Nisan İYİ Parti için önemli bir tarih ve bu tarihte de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Meral Akşener. Peki bir ismi, bir kişiyi, bir adayı destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Onu da göreceğiz süreç içinde. Müsavat Dervişoğlu dün kameraların karşısındaydı ve aslında sözleri, cümleleri bayram günü mesaj veren Bahçeli'ye yönelikti. İYİ Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz dedi Müsavat Dervişoğlu. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Verdiğim sözün arkasında olmakla tanınırım. İYİ Parti Genel Başkanı olduğum takdirde İYİ Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. İYİ Parti'de genel başkan değişimi için geri sayım sürerken adaylığını açıklayan isimlerden Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, aralarında milletvekili ve parti yöneticilerinin de olduğu isimlerle geçti kamera karşısına. Olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti'mize yön tayin edecek tek bir irade vardır. O da İYİ Parti'nin üst kurul delegelerinin iradesidir. Milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart seçim tablosunun ardından 27 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldı. Genel başkanlığa da aday olmayacağını açıkladı. Genel başkan adaylıklarını açıklayan Koray Aydın ve Tolga Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı. İYİ Parti'nin kuruluş harcındaki en fazla emek Sayın Meral Akşener'indir. Sayın Genel Başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa bundan gurur ve onur duyarım. Bayramda görüşürüz. Tamam, görüşmek üzere. Şu an için böyle bir kararım yok. O yüzden süreci gözlemliyorum. İYİ Parti'de genel başkanlık yarışında şimdilik 4 aday var. Eski genel sekreter Antalya Milletvekili Uğur Poyraz henüz kararını vermedi. 27 Nisan'da yeni genel başkanla partinin yeni yol haritası merak konusu. İYİ Parti tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir değişikliğe olur vermeyecektir. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Bu parti birilerinin arka bahçesi ve oyun sahası değil. İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Müsavat Dervişoğlu, Akşener İYİ Parti'nin başında kalmalı diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de tepki gösterdi. İYİ Parti'de saatler 27 Nisan'daki olağanüstü kurultaya ayarlı. Bir de şimdi unutulacak gibi değil dediğimiz günlerden geçiyoruz. Bir önceki seçimde 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığında Ekrem İmamoğlu. Sonra mesela Ankara'da Mansur Yavaş. Burada belediye başkanlıklarını kazandıklarında elleri kolları o kadar da serbest değildi. Ve
Hatta bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan topal ördek benzetmesiyle, betimlemesiyle, kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi öyle mi durum, tablo? Bir İstanbul'a bakalım. Sonra İstanbul'un ardından Ankara'da karşımıza çıkan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında karşımıza çıkan tabloya bir kez daha bakacağız. AK Parti teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Yeni bir döneme daha güçlü bir şekilde girmekten kıvanç duyuyorum. Umut ediyorum ki hiçbir fayda sağlamadığı bu seçimlerle iyice anlaşılan bazı engelleme çabaları da artık son bulur. Bekleyen tüm imzalarımızı lütfen atınız. Yeni metro hatları için bekleyen imzaları hatırlattı Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanına engelleme son bulsun diye seslendi. Çoğunluğun CHP'ye geçtiği İBB Meclisi'nin ilk toplantısına başkanlık etti Ekrem İmamoğlu. AK Partili üyeler muhalefet sıralarından dinledi. Gelin 31 Mart'ı güçlü bir şekilde her birimizin ders çıkarttığı bir milat olarak görelim. Kaybedenin olmadığı bir dönüm noktasına çevirme şansını hep birlikte kullanalım. Sizin çoğunluğu bizde. Evet Cumhurbaşkanım. Şu anda hala her şey devam ediyor. Evet Cumhurbaşkanım. Öyle de olsa bunlar neye dönüştü? Evet. Bunlar topal ördek. Geçen dönem Erdoğan topal ördek benzetmesi yapmıştı. Artık CHP'nin 185, AK Parti'nin 129, MHP'nin 2 sandalyesi var. Karar için 159 üyenin oyu yeterli. İlk toplantı öncesi AK Parti sıralarından başlayarak salondaki tüm meclis üyeleriyle tek tek tokalaştı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yeni dönemde sadece meclis üyesi olarak bulunacak salonda. AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini Zeynel Abidin okula bıraktı. Bu muhalefet görevini biz İstanbul halkının menfaatlerini gözeterek yerine getireceğimize inanıyoruz. CHP'nin Grup Başkan Vekili ise Ülkü Sakalar oldu. Sakalar aynı zamanda İBB tarihinin ilk kadın Grup Başkan Vekili. Mecliste CHP çoğunluğuyla yeni dönem resmen başladı. Ekrem İmamoğlu İstanbullulara ekonomik desteğe devam mesajı verdi. Bu büyük ekonomik krizde vatandaşımızın en üst seviyede yanında olmaya devam edeceğiz. Kent lokantaları, yurtlar, öğrenci bursları, anne kartlar, kadın eğitim kurumları ve kreşler ile sosyal altyapı projelerimizi daha da arttırarak hız vereceğiz. Önceki dönemin aksine AK Parti grubunun teklifine redlerde kayıtlara böyle geçmiş oldu. AK Parti teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Tahtar arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu için talep ettiğimiz kaynak konusu 10 aydır mecliste bekletilmektedir. Ankaralı'nın da bizim de bekleyecek sabrımız kalmamıştır. Önceki dönemin tersi bir görüntüde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kaydedildi. Seçim öncesinde AK Parti ve MHP oylarıyla 10 aydır ertelenen Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi kredisi oylandı dün. 30 milyon kişinin sağlığını ilgilendiren proje bu kez oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon raporunun başkanlıktan geldiği şekliyle değiştirilerek kabulü hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Aylardır bekleyen projeler şimdi oy birliğiyle, oy çokluğuyla görüyorsunuz belediye meclislerinden nasıl geçiyor. İstanbul'da kent lokantaları dalga geçirmişti Murat Kurum tarafından. Ya bunlar proje mi demişti. Vatandaşın en büyük isteği, beklentisi zaten geçim. Ve işte 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyebiliyor ve insanlar orada kuyruk oluyorlardı. Bununla dalga geçirmişti. Bir bunu hatırlatalım. Sonra Tevfik Göksu ile ilgili Ekrem İmamoğlu seçimden sonra emekli olacak zaten demişti. Ve şimdi böyle de bir tablo çıktı karşımıza. Ankara'da ilçelere göre Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının almış olduğu oylar. Bakalım şöyle bir tabloya. Burada Ankara'da 25 ilçenin 20'sinde rakibi Turgut Altınok'un önünde. Bu yarış 31 Mart 2024 tarihinde Mansur Yavaş açısından bu şekilde tamamlandı. Yalnız Keçiören'e bir bakalım. Keçiören belediye başkanıydı. Orada Turgut Altınok. Keçiören'de Mansur Yavaş ne kadar ya da Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören'de ne kadar önde bu yarışı tamamladı. Sonra kale olan yerlerde, ilçelerde önemli almış olduğu oylar var Mansur Yavaş'ın. Hatırlatalım. Peki Bala mesela, Bala neresi? Burası Keçiören Belediye Başkanlığı yaptığı yer.
Mansur, düzeltiyorum, Turgut Altınok. Mansur Yavaş bu kadar oy aldı. Ne kadar? %55,18. Peki Turgut Altınok memleketinde Mansur Yavaş ne kadar oy aldı Bayliğada? İşte buyurun. %44,59, %48,43 de Mansur Yavaş'a verilen oylar. Bu şekilde netleşti ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da bu bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Ankara'da durum netice bu. Bir isterseniz vatandaşın, emeklinin durumu nedir? Ona da bakalım. Gazete Pencere. Gazete Pencere'nin manşetinde Merkez Bankası. Merkez Bankası'nda hazinede büyük delik. Hazinenin dibi delindi. Merkez Bankası zarar rekoru kırdı. Bunu anlatmıştık. Dünyanın en pahalı deneyini yaptık memleketimizde. O en pahalı deneyin faturasını da acı bir şekilde bizler ödeyeceğiz. Bu durumda emekli ne yapacak? Ne yapacak emekliye? Zam yapılacak mı mesela? Asgari ücretliye Temmuz ayında ara bir zam yapılacak mı? Yok. Merkez Bankası bu zararı yapıyor. Bir de diyor ki hükümete tavsiye mektubu gönderiyor. Aman ha, asgari ücretliye Temmuz'da ara zam falan yapmayın diyorlar. Türkiye hemen hemen bütün devletlerden kat kat üstün gelirleri var bunun. E tabi başboş bırakırlarsa, sağa sola dağıtılırsa emekli ne yapacak? Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demektir. Ya Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1,4 trilyon lira yoksa vay bizim halimize. Sen kasayı boşalttıysan ben bilmem. Emekliye para var, istenirse var ama sizin tercihleriniz emekli değil. Sizin tercihiniz kur korumalı mevduat sahipleri, sermayedarlar, zenginler. Böyle olduğu zaman tabi emekliye para kalmaz. Seçimden önce emekli seyanen zam müjdesi için bekledi. O müjde gelmeyince hayal kırıklığıyla sandık başına gitti. Muhalefet en düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olsun diye 7 bin lira seyanen zam çağrısında bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hep para yok dedi. Emekliye ayrılmayan o bütçenin kur korumalı mevduatla zengine aktığı Merkez Bankası'nın zararıyla ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın 818.2 milyar TL'ye kadar zarar ettiğini öğrendik. Bu zararın temel gerekçesi aslında 2023 yılı boyunca harcanan kur korumalı mevduat hesaplarına ödenen para. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Emekliye verilecek 7 bin lira 690 milyar tutuyor yıllık. Yaşım 74. Bu saray nedir ya? 40 saniye 3 emeklinin maaşı gidiyor burada. Onun saatiyle beraber alacağı emekli refah içinde yaşar ya. Açlık sınırının çok altında emekli maaşı, geçim mücadelesi her geçen gün zorlaşıyor. Emeklinin talebi en az 7 bin lira seyyanen zamdı. Muhalefet yaklaşık 700 milyar lira tutacağını hesapladı. Erdoğan'ın hesabı da yaklaşık 1,5 trilyondu. Bütçeden o para emekliye ayrılmadı, ayrılamadı. Merkez Bankası 2023'te öyle bir zarar etmiş ki son 10 yıllık karını neredeyse ikiye katlamış. Para basma etkisine sahip olduğu için bu zarar Merkez Bankası'nı batırmaz. Ama bu şirket alelade bir şirket olsaydı, Türk Ticaret Kanunu'na haiz bir şirket olsaydı, Merkez Bankası yetkileri olmayan bir şirket olsaydı şu anda bu şirkete kayyum atanırdı. Çünkü teknik olarak iflas etmiş olurdu. Çünkü elde ettiği bir yıllık zarar öz sermayesinin neredeyse 4 katı. İnşallah bir gün bizi de memnun ederler. Aslında bu 818 milyar TL aslında Türkiye'deki TL milyonerlerine ödendi. Bu parayla zengin daha zengin yapıldı. Şimdi siz paranın 1 trilyon lirasını, kamu kaynağının yaklaşık 1 trilyon lirasının 800 lirası Merkez Bankası'nda, 200 lirası hazineden olmak üzere 1 trilyon lirayı kur korumalı mevduat sahiplerine verdiğiniz zaman emekliye tabii para kalmayabilir. Emekli memnun olmadı. Kur korumalı mevduat kuru dizginlemeye yetmedi. Zenginin ise cebi doldu. 30 yıllık emeğimin karşısını helal etmiyorum. Kalkıp da istakozunu televizyonda benim gözüme basa basa gösterirse ben de hakkımı helal etmem. Istakoz konusu herkesin dilinde, vatandaşın da kalbini çok kırdı. Diğer tarafta da emeklilerle ilgili deniliyor ki işte 1.4 trilyon oraya aktarsak 7 bin lira, daha fazlasını aktarsak 10 bin lira. Biz bunu nasıl yapacağız? Özgür Özel de hayırdır kasada para mı kalmadı diye hükümete soruyor. Galiba öyle.
Yani biz buradan başka bir çıkarım yapamıyoruz. Ve bütün yatırımlardan vazgeçilir biz emekliye bunu yaparsak ya da bu paraları verirsek deniyor. Ne yapsın peki emekli? Ne yapsın? Siz söyleyin. Unutulacak gibi değil bugünkü başlığımız. Emekli ne yapsın? Emekli ne yapıyor? Emekli nasıl geçiniyor? 10 bin lirayla nasıl geçinilir? Açlık sınırı gelmiş 17 bin lira sınırına dayanmış. Asgari ücretle açlık sınırı birbirini yakalamış. Ne yapacak peki 10 bin lira alanlar? Dul ve yetim aylığı alanlar ne yapacak? Bununla ilgili bir proje var mı? Hani ben ekonomistim deniliyor ya, bununla ilgili bir fikri var mı bu ülkeyi yönetenlerin? Mehmet Şimşek'in zam yapmaktan, daha fazla vergi istemekten başka bir formülü var mı acaba? Şimdi IMF olur mu olmaz mı? Türkiye'nin gündemine gelir mi? IMF yerine Dünya Bankası'na gidilir de oralardan mı para bulunur? Kaynak bulundu diye, borç para bulundu diye acaba bu ülkenin ekonomi yönetimi sevinir mi? Biz bununla mı sevineceğiz? Neyle avunacağımızı şaşırdık artık memlekette. Peki şimdi yine siyaset konusu, siyaset başlığıyla devam edelim. Daha doğrusu ya da Nurettin Nebati'yi hatırlatıyor yönetmenimiz İrfan da bize. Nurettin Nebati'nin cümlelerini lütfen unutmayalım ve emekliler ekran karşısındaysanız yazın, gönderin. Bir tarafta AK Parti ıstakozu konuşuyor, diğer tarafta israflar konuşuluyor. Emekliye para veremeyiz deniliyor. Asgari ücretliye aman sakın ara zam yapmayın deniliyor. 2022'de 2023'te Nisan aylarında öyle demiyordunuz. Her şey düzelecekti. Onu anlatıyordunuz. Kur korumalı mevduat sisteminin nefis olduğunu söylüyordunuz. Buyurun, kur kontrolümüz altında diyordunuz. Öngörülebilir bir durumdayız. Sorun enflasyon. Enflasyon bizi üzüyor diye o üzgünlüğü anlatıyordunuz. Nurettin Nebati. Nerede Nurettin Nebati? Yok ortalarda. Bunu sorun olarak görüyoruz. Bizim özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz. Gerçekten ne yaptığınızı biliyor musunuz? 2022'nin Nisan'ında bunu söylemiştiniz. Şu anda yaşadıklarımız ortada. Peki, kendi seçildiği yeri, mahallesini savunmaya çalışan bir muhtar asfalt döktürmek istiyor. Mahallesine asfalt için oturma eylemi yaptı. Elazığ'dayız. Hepimiz seçilmiş insanlarız. Herkes görevini yapacak. Ekibi çekecekmiş. Ekibi de bırakmıyorum. Gelsin, ekibini alabiliyorsa alsın. Buraya asfalt dökülünceye kadar da buradan kalkmayacağım. Seçimden önce mahalleye asfalt ekibini gönderen Elazığ Belediyesi, seçimlerden sonra ekibi çekmek isteyince Elazığ'ın tek kadın muhtarı Seda Gündoğan iş makinalarının önüne oturup böyle isyan etti. Müdürü aradım. Müdürün diyor ki ekibi çekerim. Bu ne demek ya? Ben kalkmıyorum abi. Herkes işini yapacak. Ben de seçildim, belediye de seçildi. Müdürü nerede buranın? Nerede müdürü? Yol böyle, kenarları böyle. Şuradan iki tane iğne yama yaptık. Yıllardır yollarına asfalt bekliyor Sugözü Mahallesi sakinleri. Seçim öncesi Elazığ Belediyesi ekipleri mahalleye girdi ama tüm yolları asfaltlamak yerine bazı noktalara yama yapıldı. Seçim bitince de AK Partili Elazığ Belediyesi ekipleri mahalleden çekme kararı aldı. Yeter ya, iki senedir biz ekip görmemişiz ya. Gelip çeksinler ya. Ya gene şu yolların haline bakın ya. Ekibi çekecekmiş. Gel ekibini alabiliyorsan al bakalım. Yeter ya. Bir yeri yapıp bir yeri yapmıyorlar ya. İnanın çok kötü yollarımız ya. Burası bir mahalle. Emin olun birçok köy yolu benim mahallemden daha düzgündür. Açık ve net söylüyorum. Yıl olmuş 2024. 17 haneye yakın evin içme suyu yok. Yapacağım 100 metre yol ya. 100 metre yol yapamıyor muyuz biz? Yerel seçimlerde yine AK Parti belediyesi kazandı. Mahallemde de AK Parti'ye zaten çoğunluk oy çıktı. Ancak AK Partili Elazığ Belediyesi'nin bilinçli olarak mahalleye hizmet getirmediğini söylüyor muhtar. Beni farklı bir partide düşündükleri için herhalde bundan kaynaklı yapılmıyor ama yine çok yanlış düşünüyorlar. Bana özel hizmet gelmiyor. Buradaki vatandaşlara geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da seçilememiştir kabine. İmar komisyonu 3 kişiden oluşmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Anlaşmışsınız, gelmişsiniz. Burada bir de katılımcı belediyecilik diyorsunuz. Sakin ol ya. Ya başkanım, niye sakin olayım ya? Biz niye oturuyorsun burada? Başkanım da olamaz. Oturmaz. Ne demek ya durma ya? Oturmayacaksın. Hayret bir şey ya. Bırak. Elazığ'ın AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şeref Oğulları 31 Mart sonrası komisyonlardaki üye sayısını 3'e düşürerek CHP'li meclis üyelerini komisyon dışında bırakmış, belediye meclisinde kavga çıkmıştı. Merkez ilçeye bağlı Sugözü Mahallesi muhtarı da AK Partili olmadığı için Elazığ Belediyesi'nin mahallesine hizmet getirmediğini söylüyor. Tüm mahalle sakinlerimin arkamda oy verdiler ve karşılığında hizmet bekliyorlar. Oy verdiler, karşılığında hizmet bekliyorlar. Seçmen orada muhtara oy verdiği gibi belediyeye de oy verdi. Ağırlıklı AK Parti'nin çıktığı söyleniyor ama
Elazığ'da belediyede, belediye meclisinde çoğunlukla komisyonlar, hani 5 değil de 3 kişi de yeter bize. Biz bize olalım, komisyonlardan istediğimizi geçirelim diye bir yaklaşım mı sergiliyor acaba? Bu arada da oy veren ve hizmet bekleyen seçmenler unutuldu mu? Unutulmasın diye bir muhtarın mücadelesini gördünüz sizlerle. Şimdi belediye başkanlarının ilk icraatlarına bakacağız. Önce İzmir. İzmir'de ekmek zammı geri alındı. Önemli bir gelişme İzmir'de. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve burada ekmek zammının geri alındığını ilan etti. Bir haber daha var. Bu da önemli. Bu da İzmir'den, Çiğli'den. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız. Nisan ayı olağan meclis toplantımızın ikinci oturumunu yoğun bir katılımla gerçekleştirdik dedi. Önerimiz doğrultusunda bu ayki huzur hakkımızı oy birliği ile aldığımız kararla ilçemizde yaşayan SMA hastası Doruk Çukurcu'ya bağışlamanın mutluluğunu yaşadık. Bir hizmet ya da bir huzur hakkı var belediyede, belediye çalışanlarının ve işte belediye başkanının, kimin artık varsa o huzur hakkı oy birliğiyle aldığımız kararla ilçemizdeki SMA hastası bir bebeğe, Doruk Çukurcu'ya bağışlama mutluluğunu yaşadık diyor Onur Emrah Yıldız. İlk icraatlara bakalım şimdi belediye başkanlarında. Görevi yeni devralanlar icraatlarına hızlı başladı. Verilen sözler bir bir yerine getiriliyor. İzmir'de CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay sözünü tuttu. Ekmek fiyatı 5 liraya düştü. Seçimden önce 5 liradan 7 liraya çıkarılmıştı halk ekmeğin fiyatı. Halkımızın içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik şartlardan dolayı bu zammın geri alınmasının doğru olduğunu düşündüğümü ifade etmiştim. Aslında araya bayram tatili girdiği için yeni belediye başkanlarının mesaileri fiilen bu hafta başladı. Seçimler öncesinde her bir aday sayısız vaatte bulundu vatandaşa. Seçimin ardındansa icraat vakti geldi. Mazbatalarını teslim alan başkanlar vaatlerini tek tek hayata geçirmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ilk talimatı halk ekmekle ilgili oldu. İzmir'de 7 liraya çıkan ekmeğin fiyatı 5 liraya düştü tekrar. 6 Nisan günü mazbatamı aldım ve bugün mesaimin ilk günü, ilk aldığım kararda halk ekmeğin fiyatını tekrar 5 lira yapmak oldu. Manisa'nın Soma ilçesi de 31 Mart seçimlerinde yıllar sonra AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur söz verdiği gibi Türkiye Cumhuriyeti tabelasını tekrar astı belediye binasına. Soma Belediyesi'nde bir dönem kapanmış, yeni bir dönem başlamıştır. Arapça kelime kalmayacak. Türk yazıyor mu? Türkçe. Tamam. CHP'den Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Hakan Bilecen de zabıta eşliğinde iş yerlerine denetimler başlattı. Arapça yazılı tabelalar ve afişler tek tek söküldü. Kaldırmayanlara bir ay süre verildi. CHP'li Özkan Yalım'ın belediye başkanı seçildiği Uşak'ta sığınmacı kişiler tarafından açılan ve ruhsatı bulunmayan 5 işletme mühürlendi. Kendi vatandaşımız vergi lafasıyla birlikte devlete vergisini öderken bazıların kendi kafasına göre gelip iş yeri açmasını engel olacağımızı söylemiştim ve de uygulamasını yaptık ve başladık. CHP'li Muhittin Böceğin tekrar belediye başkanlığını kazandığı Antalya'da Halk Mama Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 6-24 ay arası bebekleri olan ihtiyaç sahibi ailelere mama desteği sağlanacak. Talepse yoğun. Hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Adana Seyhan'da CHP'den belediye başkanı seçilen Oya Tekin, Ziya Paşa Mahallesi sakinlerinin yol talebi için harekete geçti. Gerekli birimlere talimat verdi. AK Parti'den CHP'ye geçen Ardeşen'de ise belediye başkanı Enver Atagün vatandaşla sokaklardan çöp topladı. Kiraz Belediyesi'nin toplam borcu 332 milyon. AK Parti'den CHP'ye geçen İzmir Kiraz Belediyesi'nin mali tablosu belediye binasına asıldı. Kiraz Belediyesi'nin toplam borcunun 332 milyon 51 bin 621 lira olduğu, belediyeye son bir yıl içinde 336 kişinin işe alındığı görüldü. Kiraz'daki borç afişi bu. Şimdi Çalar Saat'in başından beri hatırlattığımız konu. Herkes ıstakoza bakarken diğer tarafta diğer kalemler unutuluyor. Şimdi bir de lokuma bakalım. Alt alta topladığınızda lokumu kuru yemişi karşımıza 13 milyon milyar artık ne kadar 13 milyon liralık bir fatura çıkıyor. Bugün Karar Gazetesi'nde de yer alıyor. Sizleri Edirne, Keşan'a götüreceğiz. 416 milyon 587
bin TL 3 gün içerisinde ödeme yapılmış. Cari borç açığı ödenmiş. Çok şaşırtıcı kalemler var. Şöyle söyleyeyim, kuru yemiş faturası 1 milyon TL. Bunların hepsini takipçisi olacağım. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde önceki başkan MHP'li Cengiz Ergün'ün belediyenin kasasından 1 milyon liralık kuru yemiş aldığı ortaya çıkmıştı. CHP'den belediye başkanı seçilen Ferdi Zeyrek çarpıcı bilgiyi paylaşarak konunun takipçisi olacağım demişti. Keşan'da da kuru yemiş ve lokum gibi ürünlere 13 milyon liradan fazla harcama yapılmış. Edirne'nin Keşan Belediyesi de AK Parti'den CHP'ye geçti. AK Parti'den önce de başkan koltuğunda oturan Keşan'ın yeni belediye başkanı Mehmet Özcan borçları astı belediye binasına. O afişte belediyenin toplam borcu 483 milyon 337 bin 475 lira 2 kuruş olarak belirtildi. Manisa'daki gibi kuru yemiş harcaması dikkat çekti. Afişte 3 ayda kuru yemiş, su, yemek, leblebi, lokum, kuru kahve, çiçek, atlet, tişört ve oyuncağa 13 milyon 181 bin liralık harcama yapıldığı yazıldı. Şimdi bir yıl önce bir kez daha gidelim. Bir yıl önce koyun etini öven kişi Nurettin Nebati'ydi. O dönem bakan olanlar vermiş oldukları mesajlar. Geçen televizyonda dedim ki koyun etini yiyelim. Birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor demişti. Devamı. Koyun eti yağlı. Koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkede, ülkeye de en güzel tadı verir. Lezzetlidir. O tadı kaçırmayın. Öyle diyordu Nurettin Nebati. Dolayısıyla koyun ve köçlerimizle, hayvancılığımızla Mersin'de en iyi yerlere doğru gidiyoruz. Bu mesajları vermişti. Koyun etini öve öve bitiremezken. Peki kendisi o zaman ekonomi başındaydı. O dönem Tarım Bakanı Vahit Kirişçi. O ne demişti? Evet ya, gerçekten et fiyatları biraz yüksek. Bu açıklamayı yapmıştı. O açıklamanın üzerinden bir yıl geçti. O bir yıl içinde ete ne kadar zam geldi? Tadını artık çocuklar unuttu yani. 10 lira alıyorum, yetmiyor işte. Kasap karşımda, ben kasaba uğrayamıyorum. Tamam, ben de kabul ediyorum. Etin fiyatı yüksek. Kıymanın kilosu 340'tan 360'a çıktı. Tam bir yıl önce eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi et fiyatlarının yüksek olduğunu itiraf ettiğinde kıymanın kilosu 360 liraydı. Aradan bir yıl geçti. Kirişçi gitti, yeni bakan geldi. Zamlara ise çözüm bulunamadı. O tarihten bugüne kıymanın fiyatı 260 lira arttı. Kasaplarda kıymanın kilosu 620 lira. Geçen yılın aynı döneminde, yani Nisan ayında kıymanın kilosu 360 liraydı. Zaten o dönem bile yüksek olan kıyma fiyatları bu yıl neredeyse iki katına çıktı. Maalesef bu sene %100'ü geçti et fiyatları. Hiçbir önlem alınmıyor. Yani bakanlar değişiyor. Her şey değişiyor ama ekonomi hiç değişmiyor. Son sürat gidiyor. Hızlanmış bir vaziyette. Demeli olmuyor ki, bir şeyler yapmalar lazım. Derler ya, laf laf peynir gemisi yürümez misali. Hüsran. Ramazan geldi, 20 lira zam yaptılar. Birdenbire şaşırdık artık, 20-20 gelmeye başladı. Artık fiyatlara dur demek lazım çünkü insanların alacak gücü kalmadı. Yeter yani. 50 liralık bir kıyma veriyoruz, bir avuç içi kadar olmuyor. 22 senedir ülkeyi yönetiyorlar. Gelinen bu. Vatandaş kendi haline kalmış. Boynunu büküp gülüyor. Ramazan geldi, 20 lira zam yaptılar. Birdenbire şaşırdık artık, 20-20 gelmeye başladı. Artık fiyatlara dur demek lazım çünkü insanların alacak gücü kalmadı. Yeter yani. Çünkü insanlar 50 liralık bir kıyma veriyoruz, bir avuç içi kadar. 22 senedir ülkeyi yönetiyorlar. Gelinen bu. Vatandaş kendi haline kalmış. Boynunu büküp gülüyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'ne göre dana eti bir yılda %83,4 zamlandı. Kuzu etinde zam yıllık %118'i buldu. Yarım kilo et 310 lira. Bunun yemek olması için en az 500 lira 600 lira bir öğün için. Vatandaş et yemeyecek, ekmek yemeyecek, ne yiyecek? Çocukların vazgeçilmesi köfteydi yani, ama işte alamadığın zaman başka şeylerle kandırmak zorunda kalıyorsunuz. Yani ama gene de çocuğun aklında kalıyor yani, ister istemez. İki tane çocuğum var ama yani o bile fazla. Şu devirde çok fazla yani. Bakmak çok zor. Kıyma 620, kuşbaşı 640. Şu anda kuzu durdurulamıyor. Bundan sonra İstanbul'da kasaplar da iş beklemesin. Yani sadece biz sabah dükkan açıp kapayacağız gibime geliyor. Eskiden fiyatı sorulmadan rahatlıkla alınan etin fiyatını yine bilmiyor tüketici. Ama bu kez alamayacağını bildiği için sormuyor bile dar gelirli. Kasabın camından bile bakılamıyor. Alıştırdık kendimizi. Yemeyerek, bakmayarak, kasapların önünden geçerken havaya bakarak misal yani. Umarız öyle olmaz. Söylemek de istemeyiz ama süt ve süt ürünlerine zam kapıda.
Üreticinin zararı dayanılmaz seviyede. Verilen zamlar yetersiz ve bu yetersizliğin karşısında üreticinin kesmekten başka çaresi yok. Ocak ayında yapılmıştı en son zam. 1 liralık artışla marketteki sütün litresi 40 liraya kadar çıkmıştı. Üretici ise maliyetlerinin altındaki artışa isyan etmişti. Yani ne üretici ne de tüketiciyi sevindirmişti yapılan zam. Ulusal Süt Konseyi yeni çift süt fiyatını 14 lira 65 kuruş olarak belirledi. Doğrusunu söylesek çok etkileniyoruz. Çünkü eşim asgari ücretle sadece asgari ücret alıyor. İki çocuk da yani süt almak her şey için zor. Sadece süt değil yani. Ekonomik darboğaz nedeniyle süt içemeden büyüyen, büyümeye çalışan bir nesil var artık. Anneler bebeklerine, çocuklarına süt almakta zorlanırken üretici ise maliyetlerinin altında eziliyor. Çocuğunuz da var. Süt giriyor mu eve, içiriyor musunuz? Ya süt şu an girmiyor. Malum durumlardan dolayı şu an maddi sıkıntı çekiyoruz. 22 Ocak'ta Ulusal Süt Konseyi 13,5 lira olarak açıklamıştı çiğ sütün fiyatını. Yeni çiğ süt fiyatı 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere %8,5 artışla litre başına 14 lira 65 kuruş olarak belirlendi. Fiyatlar kabul edilemez. Biz üretici olarak şu anki bu düzene vuranlara hakkımızı helal etmiyoruz. Ama 16-17 liranın altındaki fiyat Ocak ayında bile üreticiyi kurtarmıyordu. Enflasyonsa hız kesmedi, hala tırmanışta. Maliyetler arttı, hayat daha da pahalandı. Üretici bir adım ileri gidemedi, hep zarar işledi hanesine. Şu işletmeden 60-65 tane büyükbaş hayvan 2-3 gün içinde tamamını satmak zorunda kaldık. 14 lira 65 kuruşluk yeni çiğ süt fiyatı da üreticiyi memnun etmedi. Üreticinin mutsuz olduğu bu ekonomik tabloda piyasadaki süte ise yeni zamlar kapıda. Yani bebekler ve çocuklar süte daha da uzaktan bakacak gibi görünüyor. Önceden ben haftada bir 600-700 gramlık kaşar peynir tüketiyorduk kahvaltıdan dolayı. Şimdi haftada kaç gün kaşar peyniri geliyor sofraya? Yani bir ya da iki gün. 200 gram, 300 gram. O şekilde alabiliyoruz. Sadece süt değil elbette. Sütten elde edilen yan ürünlerde, peynire ve yoğurda da zamlar gelecek. En az %8,5 oranında zam bekleniyor. Üreticinin ve tüketicinin içinden çıkamadığı döngü kırılamayacak. Bakalım süte yapılan 1 liralık zam raflara nasıl yansıyacak? Ayla Hanım günaydın. Diyor ki, biz emekler yaşamıyoruz. Temel gıdalarımıza yetişemiyoruz. Torunlarımıza bir tişört bile alamıyoruz. Omuzlarımızdaki borçları ödeyemiyoruz. Buna sebep olanlar, buna sebep olanlarla ilgili hatırlatmaları da var kendisinin, Ayla Hanım'ın. Şimdi unutulacak gibi değil başlığı altında konuşurken bayram tatili geride kaldı. Turizmciler bayram yaptı. Onları sevindiren bir süreç oldu. Posta gazetesinde de yer alıyor. Yalnız unutulacak gibi değil kısmı şu. Turizmcilerin bayram yapması, turizmcilerin sevmesi ya da kazançlarının artması, istihdam alanlarında belki böyle kapasiteyi arttırma konusunda ellerinin rahatlamasından öte, bayram tatiline gidenlerin dönerken bırakmış oldukları çöpler. İşte buna itirazlar var. Geride ne kaldı bu bayram tatilinden? Maalesef çöpler kaldı. Bayram tatilinde Türkiye yola düştü. Tatil beldelerine koştu. Dinlendi, enerji topladı. Turizmcinin yüzü de güldü. Dönüşte ise tatilcilerden geride çöpleri kaldı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili turizm sektörüne ilaç gibi geldi. Sadece Antalya'ya 5 günde 200 bine yakın kişi havalimanından giriş yaptı. Şu 9 günlük periyot özellikle sezon başı olması vesilesiyle turizm sektörü için de bir moral oldu. Son 4-5 senedir pandemiydi, depremdi, birçok olumsuzluklarla sezona iyi başlayamıyordu turizm sektörü. Böylece bu sene iyi bir başlangıç yaptık. Ege ve Akdeniz'de oteller 9 günü filesiz geçirdi. %100 doluluğa ulaşıldı. Yerli ve yabancı turist akını yaşandı. Ören yerleri ve müzelerde doldu taştı. Turistik beldelerde toplam 2 milyon, ülke genelinde ise eş, dost ve akraba ziyaretleriyle 20 milyonun üzerinde hareket gerçekleşti. Turizm sektöründe 150 milyar liralık ciro elde edildi. Oldukça verimli geçti. Zaten Güneydoğu'da Urfa, Mardin bölgesindeki oteller bayramdan 10 gün önce satışa kapatmışlardı. Tatilciler eğlendi, dinlendi. Aileleriyle, akrabalarıyla güzel bir bayram geçirdi. Dönüşte geride bıraktıkları manzara ise boğuldu. Çöp yığınları kaldı arkalarında. Sahillerde, piknik alanlarında çöp dağları oluştu.
Bursa'da çiftçinin su ihtiyacını karşılayan Demirtaş Barajı'nın kıyısı piknikçilerin bıraktığı atıklarla çöplüğe döndü. Yediklerinizi, içtiklerinizi, atıklarınızı tekrar arabalarınızla birlikte geri götürmenizi, kentte bir çöp kutusuna atmanızı rica ediyoruz. Çünkü sizden sonra buraya başkaları gelecek. Diyarbakır'da Dicle Nehri çevresi çöplerle doldu. Plastik atıklar dikkat çekti. Yaşanan kirlilik su kuşlarının tehdit eden bir boyuta ulaştı. Bu kirlilik maalesef dünyanın, Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın her yerinde, aynı zamanda Hevsel bahçelerinde de karşımıza çıkıyor. Bayram tatilinin ardından Muğla'da 36 bin ton, Kuşadası'nda 2 bin ton, Ayvalık'ta 15 bin ton çöp toplandı. Lütfen biraz özen, biraz dikkat. Zaten sahillerimiz, kıyı şeritlerimiz böyle bir açılıversin imara diye bekleyenler, ellerini ovuşturanlar var. Lütfen dikkat edelim ve doğamıza sahip çıkalım. Betonlaşmasın, diğer taraftan da bunu hatırlatalım. Şimdi aylık kirası 6 milyon 250 bin, sezonluk kirası 25 milyon lira. Yani deniz kenarında villalar ve dudak uçuklatan kiralar. Şimdi herkes yazı geçireceği yazlık villaların arayışında. Ben gittiğim zaman benim kardeşim de gelecek, benim kayınvalidem de, benim annem de gelecek. Hep birlikte olacağız. Villa fiyatları arttı ama villayı nerede seçeceğiniz de çok önemli. Buldum bir tane, şimdi ondan haber bekliyorum. Birkaç yıl önce konut satın alacağımız fiyatlara artık sezonluk villa kiralamalarını konuşuyoruz. Bugün için 25 milyon liraya sezonluk kiralık villalar var. Hepimiz aslında fiyat dengesini yitirmiş durumdayız. 4 aylık yazlık kirası 25 milyon lira. Bodrum'daki bu örnek lüksün sınırını zorluyor ama diğer fiyatlar da ucuz değil. Ortalama 500 bin lira yazlıklarda aylık kira. Çok değil, 2 yıl önce bu paraya yazlık alınıyordu. Parası olan için bunlar tabii ki kiralanabilir yerler. Bu etiketler var ise kiralamalar da yapılıyor demektir. Önümüzdeki ay bu ilanları ilanda görmeyeceğiz. Çünkü kiralanmış olacaklar. Havalar ısındı. Bayram tatiliyle sezon açılmış oldu. Şimdiden yaz için yazlık kiralamaya başladı aileler. İlan sitelerinde Bodrum'da, Çeşme'de Temmuz ayı için bir aylık villa araması yapanlar en az 250 bin lirayla karşılaşıyor. Parasının sınırı olmayanlar içinse ilanlarda da sınır yok. Kiralanacak villanın denize konumu, büyüklüğü, site içinde ise o sitedeki hizmetler fiyatları etkiliyor. Ama o fiyatlar da dudak uçuklatıyor. Örneğin bu ilandaki villa 5+1, Bodrum'da 4 aylık kirası ise tam 25 milyon lira. Size otel konseptinde bir hizmet sunuyor. Kendi havuzu var. Geçen seneki fiyatı 7 milyondu. Biz geçen sene aman Allah'ım demiştik. Bu sene baktığımızda bu fiyatın 25 milyon olduğunu görünce aslında işin içindeyim. Fakat ben de yine aman Allah'ım diyorum. 4 aylık yani yaz sezonu kirası. Geçen yıl 7 milyon liraydı lüks sitedeki bu villanın. 3,5 katına çıktı, 25 milyon liraya yükseldi. 25 milyon lira. Ne güzel insanlar var yani onları ödeyen. Siz ödeyebilir misiniz? İmkanı yok. 4 ay için 25 milyon. İnsanlar böyle paralar kazanıyor galiba. 5 milyona takıldım gerçekten, 25 milyon mu? Marmaris'e geldiğimizde 250-300 bin lira civarında. Antalya bölgesinde aslında biraz daha uygun fiyatlar. Asgari ücretlinin ödeyeceği rakamlar değil. 150-200 bin bandında. Asgari ücretli geçinen bir kişi kalkıp villa tutacağını zannetmiyorum. Parası olan tutuyor. Parası olan hiç düşünmeden kiralarken dar gelirli için mütevazı bir otelde bir haftalık tatil bile hayal. Emekli maaşıyla tatile gidebilir miyiz? En son ne zaman tatile çıktınız? Hiç çıkmadım. Çıkmak mümkün değil. İstanbul dışına çıkamadım. Bu ülkenin gidişatını gösteriyor. Zenginler daha çok zengin oluyor. Orta sınıf kalmadı. Fakir daha çok fakir oldu. İyi kötü çirkinin sarışını. Clint Eastwood 94 yaşında. Kovboy şapkasıyla, peleriniyle, keskin bakışlarıyla, nişancılığıyla akıllara kazındı. İyi kötü çirkinin sarışını, Amerikan sinemasının efsanesi Clint Eastwood, 94 yaşında. Eski görüntüsünden eser kalmasa da o hala ayakta, üretmeye devam ediyor.
1966 yılında İyi Kötü Çirkin'deki rolüyle Hollywood aradığı kahramanla kavuşmuştu. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Filmin müziği de en az film kadar ünlü oldu. Eastwood Amerikan sinemasında öyle bir fırtına estirdi ki Western'e sınırlı kalmadı. Suçtan drama, maceradan otobiyografiye, sayısız ödüllü filme imza attı. You shouldn't have messed with. That's me. Are you crazy, man? Get out of here, man. Son filmi Jüri 2'yi geçtiğimiz yıl tamamladı. Kariyerini 93 yaşında noktaladı. 94 yaşındaki Eastwood katıldığı bir etkinin ardından böyle görüntülendi. Yürümekte zorlandığı görüntüler hayranlarını üzse de Hollywood'un efsane isminin 94 yaşına rağmen hala etkinliklere katılıyor olması mutlulukla karşılandı. Oyunculuğuyla harikalar yarattığı filmlerin yanı sıra yönetmenliğiyle de büyüledi. Clint Eastwood, Kirli Adam, Affedilmeyen, Milyonluk Bebek, Gizemli Nehir gibi Oscar'lı unutulmaz filmlere imza attı. A year and a half later she's fighting for the championship of the world. 267 sanatçı, 568 eser ve Türkiye'nin çağdaş sanatı dünyaya açılacak. Uluslararası arenanın içerisinde Türkiye'nin çağdaş sanatını tanıtmayı hedefledik. Bu bir ilk olacak. Bunun yani hem ülkemizde hem dünyada da bir önemli bir ses çıkaracağını, ülkemizin algısına destek olacağını, çeşitli şekillerde takdir göreceğine eminim. 9 ülkeden 50'den fazla koleksiyoner İstanbul'a gelecek. 267 sanatçının 568 eseri sergilenecek. İstanbul'daki fuarla Türkiye'nin çağdaş sanatı dünyaya açılacak. Bir numaralı hedef olan İstanbul'u dünya çağdaş sanat pazarında çok daha kuvvetli bir şehir olarak konumlandırmak ve bütün dünyanın sanatla ilgili insanların İstanbul'da buluştuğu bir kent haline gelmesi için çalışmak. İstanbul'a baharı getiren sanat fuarının bu yıl üçüncüsü düzenlenecek. Genç Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul Bloom 25-28 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Yeni, genç, dinamik ve farklı Türkiye'deki sanatı nasıl ön plana çıkartabiliriz? Yeni koleksiyoner ve genç kitleyle nasıl buluşturabiliriz diye uzun zamandan beri çalışmalarımızın sonucunda bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz aslında CI Bloom'un. Edition of CI Bloom. CI Bloom'un ilk edisyonuyla başlayan partnerliğimizi üçüncü yılda da devam ettirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Teknoloji ve otomotiv dünyasının da desteğiyle çağdaş sanatın kalbi yine İstanbul'da atacak. Özellikle çağdaş sanatı ve müziği odağımıza alarak çok uzun yıllardır ülkemizde sanatın en önemli destekçileri arasında yer alıyoruz. Günaydın. Bir kez daha Çalar Saat'e nokta koyacağız. Kitaplarımız var. Gösterelim. Fotoğraf gönüllüsü Sayın Necla Orhan, Ben de İz Bırakanlar isimli kitabı çalışması lansmandan önce Çalar Saat'te şöyle birkaç fotoğrafını da göstermiş olalım. Sonra her yıl Nisan ayının 3. pazar günü kutlanan kitap hediye günü vesilesiyle Herkese Kitap Vakfı Malatya Tepehan İlkokulu Kütüphanesi'ne sizin adınıza, benim adıma 300 adet kitap hediye etmiştir diyor. Vakfa yöneticilerine teşekkür ediyorum ve buradaki farkındalığı bizler de yükseltmiş olalım. Sonra çocuklarımıza kitaplar var. Çalışma kime ait? Sinem Özen Can Polat'a ait. 0-6 ay için, 0-3 yaş için. Bir kitapta yazan Cansu Efe, resimleyen Estem Yaşar, eğlenceli gezi rehberim Kapadokya diyerek tamamlayalım kitaplarımızda. Yarın sabah saatler 8 gösterdiğinde biz yeniden buradayız. Türkiye'nin dünyanın gündemiyle sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.